Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin khatibin nebiyin ve imamil murselin. Ve ala alihi ve sahbihi ve men tabi'ahum bi ihsanin ila yevmiddin ecma'in. Allahümme zidina ilmen ve fahmen ve hifzan ve alhiqna bis salihin. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmin bil khayr. Allahümme iftah lana abuaba hikmetik. Ve enşur aleyna min rahmetik. Ve enzil aleyna min barakatike. Ya zel celali vel ikram. Ya zel celali vel ikram. Ya zel celali vel ikram. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdete min lisani yefkahu kavli. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın ruhu tayyibelerine, âlinin, ashabının, ulema-i izamın, meşayih-i kiramın, bizi okutan hocaların ve musanniflerin ruhlarına bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyalım. Allah Teala'nın izni inayetiyle Eyni İbrahim Hakkı Efendi'nin Vazı Risalesini okumaya devam ediyoruz. Biz son derste Vazı Nevi'yi, Efendi Vazı Nevi'nin türleri üzerine bayağı bir tartıştık. Yani gerçekten bunlar üçe ayrılıyor mu? Bunlar da Vazı Şahsi gibi. Onu şerhten biraz tartışmasını takip etmeye çalıştık. Biraz daha ayrıntılar, her bir tek tek türü görüp ikna olunca ancak belli olacak dedik. Hatta Şeyh Yusuf Decvi'nin buna itirazları var. İnşallah belki onu da okuruz sonradan. Onun biraz tahlili yorumu olacak yani meseleye dair. Onları konuştuk, sonra birinci türü de işledik yani. Birinci tür neydi? Vaz-ı has, mevzule has olduğu zamandı. Burada vaz-ı nevi tabii olarak bunu yapmaya çalıştık. Vaz-ı nevi olarak efendim... mevzu tarafında zaten bir çoklu var. Birçok lafzı umumi bir şekilde külli bir vasıtayla, mesela fa'il suretiyle diyelim veya işte fa'alenin suretiyle diyelim, daha doğrusu fa'ale yef'alu gibi suretlerle efendim toplamaya çalıştık falan. Bütün daraba, cerese falan, onların bütün heyetlerini falan, farklı sesleri toplamaya çalışıyorduk. Ama problem burada değildi daha çok. Problem mevzuleh tarafındaki hususu görmekti. Mevzuleh tarafında, mana tarafında hususi bir mana gerekiyor. Vazın has olması, mevzulehin has olması için. Yani hem hususi bir mana olması gerekiyor, hem de umumi bir şeyle de onları düşünmememiz gerekiyordu. Burada biraz zorlanmıştık açıkçası. Yani bunu tespitte, anlamada. Neresi yani mevzuleh, nasıl has oluyor? Birebir eşleştirmeler falan yaptık. Dedik ne açıdan has olabilirdi onlar? Zaten verilen örnek çok zor anlaşılan bir örnek. Çünkü problem iki katmanlı oluyor. Biz verilen örnekte neyi yaptık? Vezinlerin mevzunlara olan vaz'ı. Yani biz sarf ilminde mesela fe'ale yef'alu ıstılahlarını kullanırken, yani kalıplarını kullanırken, bu kalıpları nasıl bir anlamda kullanabiliyoruz? Nasıl oluyor da bu kalıpları kullanıp birden çok fiili kuşatacak kaideler gibi konuşuyoruz falan. Bir tür böyle meta vazı gibi bir şey yaptık. Yani vazı üzerine vazın kaidelerini efendim yansıttık veya refleksiyon falan diyebiliriz veya ne bileyim efendim vazın kendi araçlarını, vazı kaidelerini uygulamaya çalıştık yani. Fe'ale yef'alu gibi kalıpları nasıl oluyor da anlamlı bir şekilde kullanabiliyoruz falan biz vazı yaparken. Bunları yaptık. Mevzuleh tarafındaki hususi manada da neydi? Efendim mesela fe'ale mazisi, darabe, cerese, kesere gibi birçok mazi fiili karşılıyor kalıp olarak falan. Bu bütün hepsinin kazandığı anlama siga diyorduk. Yani darabe, cerese, kesere gibi hepsi nasıl bu hareket tertipleriyle kuruluyor falan. Efendim bu sigalar yani. Mevzuleh mana oluyor ama buradaki mana sessel bir mana, ses hakikatine sahip bir mana. Sesleri seslere atıyorduk aslında. İlginç bir şey. Buradaki problem o. Yani medlul bazen lafız olabiliyor, biliyorsunuz. Mesela isim bir kelimedir, bir sestir. Hemze, sin ve mim çıkıyor ağzımızdan. Bu ses bir şeye delalet ediyor.
Bunun bir medlulü var ama isim kelimesinin diyelim bir ağaç gibi bir kelimeden farkı ne? Ağaç gibi bir kelime medlulü ya hariçteki nesne veya zihnimizdeki ağacın sureti oluyor. Ama isim kelimesinin medlulü ne? Bir ses gene. Lafız çünkü. Muayyen lafız. Mesela Câe Zeydun lafzındaki sesindeki Zeydun sesi bir isimdir diyoruz. Değil mi? Yani medlulü yani lafzın kendisinin medlulü de lafız. Çünkü lafızlar da sonuçta nesneler yani. Bunlar medlul olabilirler bakın. Çok ilginç bir şey burası. Bazen karışıyor bu. Böyle benzer konulara biraz geleceğiz. Kendine referansı olan efendim gönderimler, işaretler Taftazane-i Şerif arasında bir vazı türünde ihtilaf olacak yani. Efendim medlul ses olabiliyor. Mesela biz feale lafzını efendim kullandığımız zaman sarf ilmi yaparken ne diyoruz? Darabacelese, kesere falan bütün bu fiilleri, fiiller lafızdırlar, sestirler aslında, tamam. Yazıyı düşünme, hep aklımız yazıya gidiyor ama aslı bunların ses yani. Çok mühim değil, yazı da sonuçta bir nesne yani, bir şekil, mürekkep falan yani. Parçası diyoruz yani artık ne diyeceksek ona. Ses diye düşünebiliriz. Bu darabe, celese, kesere gibi bütün seslerde cari olan bir hareket tertibi ve silsilesi var. Böyle bir manalaştırabiliriz bunu. Efendim bu tertibi. Dedik ki bu tertip bu mana has bir mana. Yani böyle bir şey de iddia adamın. Ne açıdan has hatta diye sorduk. Dedik çünkü bu tertip dışında aynı maddeyi koruyan farklı tertipler düşünebilirdik yani. Yani darabe, celese, kesere de duribe, culise, kusire falan gibi tertipler de düşünebilirdik. Dolayısıyla bu mümkün tertiplerden bir tanesi has bir mana. Yani her türlü has bir mana cüz'iye eşitlemiyorduk. Has bir mana neydi? Daha çok cüz'i izafi gibi. Yani üstünde külli bir şey olan anlama has bir mana diyorduk. Ve bu has manaları efendim sayısız has manayı külli bir mefhum aracılığıyla düşünmüyor olduğumuz zamanda da efendim bir tane has mana varsa veya da birden çok has mana var ama birebir eşleşme üzerinden yapmıştık. Fealeler işte bütün darabe ceresi kesere gibilere gidiyor. Yef'aluler yadribu yecrisu yeksiru gibilere gidiyor falan. Tarzında birebir eşleşmelerde mevzule has idi. Tamam. Ayrıca vazı da hastı. Vazı am değildi. Neden? Çünkü bütün bu efendim mahas manalardan çoklu bir yapı olup hepsini bir umumi külli bir kaideyle tutmuyorduk yani. Tamam. Dolayısıyla vazı am değildi. Neden bunu söylüyorum? Çünkü şimdi geleceğimiz şeyde vazı am mevzule has olacak. Tamam. Farklı olacak yani. Tamam. Birebir eşleşmede hatırlayın yani. Mevzule aslında bir tane şey. Fealenin karşısında bir tane mana var. Has bir mana. Çoklu bir has manalar yok. Ki onların karşılığında bir ayna vası gibi yani külli bir manayı mülahaza ederim ki vazı am olsun. Böyle bir şey olmamıştı. Vazı hastı, mevzule hastı. Birinci mesele buydu. İkinci örneğimiz biraz zordu. Çok da anlamadık açıkçası. Özel isimlerin tesniyeleri. Buradaki özel isim olması onun haslığını gösteriyor bize. Efendim. Vazı daha mevzuede ama şey nerede? Vazı neviliği nerede? Efendim. Herhangi mesela bir Zeydeyn, Haseneyn falan gibi birçok özel ismi tesniye olarak iki tane aynı isme sahip kişi için kullanabiliyoruz falan. Yani çoklu bir lafız yapısını vaz-ı nev ile külli bir kaide üzerinden mülahaza ediyoruz. Vaz şahsi değil nevi olmuş oluyor. Sadece Zeyd için bunu yapmıyoruz. Hasan için de yapıyoruz. Amr için de yapıyoruz falan filan. Artık aynı ismi taşıyan iki kişiyi işte İki ismi iki kere tekrar etmeksizin Zeydün Zeydün demeden Zeydani diyerek falan iki tane aynı isme sahip efendim şeye bir lafızla delalet edebiliyorduk. Bir tür bir vazı yaptık aslında yani. Tamam. Efendim böyle bir örnek vermişti. Şimdi bu örnekleri biraz hatırladıktan sonra şimdi şeye gireceğiz. İkinci türe gireceğiz. İkinci türümüz ne? Okuyalım bakalım. Takip edeceğiz. Bir şeyler yazmaya çalışacağız yani. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلوم علمكم في الدارين والثاني وضع عام لموضوع له خاص. Bu vaz am mevzule has olduğu zaman zaten vaz şahsi işlerken 3-4 ders belki üzerinde durduğumuz mesele buydu. Yani vaz şahsi de biz en büyük tartışmanın burada koptuğunu, İyici'nin bu tür bir vazı vaz ettiğini görmüştük. Ve tarafenin delilleriyle uğraşarak da meselenin derinlerine girebildiğimiz kadarıyla gitmeye çalışmıştık. Bu böyle bir vaazın imkanını falan sorgulamıştık. Yani vukuunu ve imkanını ikisini de sorgulamıştık. Şimdi biz onları müsellem kabul ediyoruz İyici'nin görüşünü.
öyle olması lazım diye düşünüp oradaki anladığımız usulü bu sefer vaz-ı nevide bunun bir karşılığı var mı? Bu tür bir vazın bunu anlamaya çalışıyoruz. Bu dediğim gibi Yusuf Eddecvi ve başka alimler bunları kabul etmemişler mesela bu türü. Birinci türde olduğu gibi. Demek ki mesele o kadar vazıh değil veya da yani karışabilir yani. Acaba bunu yani burada anlatılan lafız gruplarını bu gruba değil de üçüncü türe vaz-ı am mevzuleh amma da koyabilir miyiz diye hep bu gözle okuyun bir de yani tamam. Yani ille de mevzulehe has dememiz gerekiyor mu burada falan. O gözle okumaya çalışacağız. Bakalım örnekler var burada bize verdiği örnekler var. Özellikle birinci örnek çok önemli olacak yani. Daha kolay anlaşılan da bir örnek olacak. Mesela bir fiili mazi gibi bir şey üzerinden gideceğiz bakalım yani. Fiili mazi belli bir açıdan bize hem vaz-ı nevi olacak hem de ikinci tür vazı olacak. Yani vaz-ı am mevzule has olacak. Diyor ki Musannif rahimahullah ve zelike bi en yulahizal vadi'u hey'atin gayra ma'dudetin icmalen bi emrin ammin leha. Bu birinci satır zaten mevzu yani lafız tarafı. Şimdi mevzunun şahsını değil de türünü aldığımız için zaten lafız tarafında bir çokludan bahsediyoruz her türlü değil mi? Vaaz-ı nevinin içerisinde olduğumuz için her türlü vaazı efendim sınırsız sayıda heyeti, sureti, lafzın suretini efendim sınırsız sayıda lafzın suretini icmali bir tarzda külli bir fail veya feale gibi bir kalıpla tutmaya çalışıyor. Tamam mı? Darabe, cerese gibileri hepsini ne yapıyor? Fealenin o hareket tertibi, kalıbı, sureti üzerinden mülaza etmeye çalışıyor vaazı. Tamam. Bütün darabe, cerese gibi maddeleri farklı sınırsız sayıda sureti mülahaza ediyor. İcmali bir şekilde. Her birini ayrıntılı tek tek değil. Sonra ne yapıyor? Şimdi lafızları alacak. Mananın karşısına tayin edecek yani. Tamam. Sonra ne yapıyor? وَيُلَاحِظَ مَعَانِيَ جُزْئِيَّةً غَيْرَ مَعْدُودَةٍ بِعُنْوَانٍ كُلِّيٍّ شَامِلٍ لِكُلِّنْ مِنْهُمَا. Burada zaten bunun olması lazım. Zaten bu ikinci tür asıl dediğimiz o şahside çok üzerinde durduğumuz mesele buydu. Efendim mevzuleh tarafında sınırsız sayıda cüz'i manalar var. Efendim ve bunların hepsini bir külli mefhum aracılığıyla ona ayna gibi tutuyor o sınırsız sayıda cüz'iye hepsini icmalen mülahaza ediyor. Ve bu mülahazadan sonra bütün çoklu manalar görünmüş oluyor. Çoklu lafızları da bir tür böyle bir ayna vasıtasıyla yaptık. Feale kalıbını ayna kıldık daraba cerese falan olanlara. Ayrıca mana tarafında da efendim birden çok cüz'i mana var. Bunları külli bir mefhum aracılığıyla mülahaza etmeye çalıştık yani. Tamam. İki tarafta da çoklu yapılar var. İki tarafta da dolayısıyla icmali mülahazalar var. İki çoklu yapı karşı karşıya geldi. Yani böyle olması gerekiyor. Şimdi tayin nasıl oluyor? Şimdi tayinden önce hem lafzın hem mananın mülahaza edilmiş olması lazım. Böyle icmalen. Tamam. Bunu yaptık. Şimdi diyor ki ثُمَّ يُعَيِّنَ كُلًّا مِنَ الْاُولَى بِاِذَاءِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الثَّانِيَةِ عَلَى اِنْقِسَامِ الْاَحَادِ اِلَى الْاَحَادِ بِحُكْمٍ اِجْمَالِ. Sonra diyor ki bu lafız tarafındaki her bir cüz'i, her bir parçayı mana tarafındaki, mevzuleh tarafındaki birine birebir eşleştiriyoruz yani diyor. Burada dikkat ederseniz vaz-ı şahsiyede diyelim hâzâ gibi bir şeyin vaz'ında böyle yapmıyorduk. Hâzâ bir tane ses. Yani bütün her şeyle maddesi suretiyle bir tane münferit sesti. Bu sesi birden çok manaya bir tek seferde atıyorduk. Ama icmalen bu manalara mülahaza ediyorduk. Yani bu hâzâ zeydündeki zeydün de hâzânın bir efendim işareti olabiliyor. Muşarun ileyhi olabiliyor. Hâzâ amrun da olabiliyordu. Zeyd, amr, bekir falan. Birden çok nesne hepsine hâzâ kelimesi kullanılabilecek bir şekilde vaz edilmiş oluyordu. Ama burada mevzu tarafında, lafız tarafında sadece bir muayyen şahıs yok, birden çok cüz'i ses var. Tamam? Birden çok cüz'i ses var. Yani mesela neler var? Efendim, mesela daraba katele celese falanlar var. Tamam? Daraba katele celese gibi seslerimiz var. Birden çok. Bunların hepsini feale kalıbıyla tutmaya çalışıyoruz. Burada da darabenin anlamı var.
Fiili mazinin anlamı gireceğiz şimdi. O ne o anlam yani? Celesenin anlamı var falan filan. Her birinin anlamı var. Tamam. Buradaki çoklu yapıyı da gene efendim külli bir şey üzerinden görüyoruz. Onu da anlatacağım. O külli mefhum ne burada mesela diyelim. Faale örneğinde ne olacak? Sonra birebir eşleştiriyoruz. Darabayı buradaki manaya eşleştiriyoruz. Bunu buradaki manaya. Yani sanki şöyle demiş gibi oluyoruz. Her faale kalıbındaki olanlar şu anlamları bildirirler. Böyle bir icmali hüküm üzerinden. Bakın bir hükmün icmali. Bu birebir eşleştirmeyi nasıl yapıyoruz? Şimdi tahtaya yazacağım yani görünecek daha iyi görünecek. Şimdi sureti yapıyoruz. Tahtada örneğini yapacağız. Kasten erteliyorum çünkü darabenin önce kendisini bir tahlil edeceğiz örneğe girince. Sonra bu sahneyi de yapacağız yani. Şimdi birebir eşleştirme yapıyoruz. Bakın dikkat edin. Ama bu birebir eşleştirmeyi yaptığımızdan emin olmak için efendim külli bir hükümle hükmediyoruz. Bir hükmün icmali. O da nedir? Mesela her faale kalıbında olana mesela işte şu anlam gelir. Böyle olunca daraba da faale kalıbının suretini taşıyor mu? Evet. Onun da şu anlamını taşıyacak mı? Evet taşıyacak. Celesede de böyle birebir eşleştirmeler gidiyor. Yani her bir kısmın karşısında bir tane olduğunu kontrol edebilmemi sağlayan gene külli bir kaide olması lazım. Az da sanki bu sahnede 3 tane ayna var gibi. Bir tane ayna aracılığıyla birden çok lafzı görebiliyorum faale kalıbıyla. İkinci bir ayna ile birden çok manayı görüyorum. Üçüncü bir ayna külli hükmü icmali ile bu birebir eşleştirmeleri yapıp emin oluyorum. Tamam yani efendim. Çünkü tafsili yapamıyorum. Her birini tek tek yapmıyorum. Bir tek seferde yapıyorum. Yani bütün bu sahne bir tek seferde oluyor. Bu birebir eşleştirmeler için icmali bir hüküm veriyorum ve otomatikmen bütün eşleştirmeler tak oluyor yani. Hani böyle bir düğmeye basıyorsun. Tak bütün eşleştirmeler yerine geliyor gibi. Yani vaazı böyle yapmış diye düşünüyoruz yani tamam. Böyle mülazı etmiş diye düşünüyoruz. Şimdi bu birebir eşleştirme olayı önemli arkadaşlar. Bu dilde çok kullanılan bir şey. Dildeki birçok ifade için mantıksal olarak da birçok tartışmada işe yarıyor. Hatırlayın böyle mantıkta külcüz, külli, cüz'i tartışmaları var veya külliye, cüz'iye. Yani külli, külliyenin farkları. Kaziye-i külliye efendim. Cüz'iyenin farkları. Orada da böyle eşleştirmeler falan meselesi var. Yani külliye, kaziye, külliyede aslında ne diyoruz biz mesela? İşte kullu insanın hayvan değil mi? Her insan canlıdır. İşte Zeydun hayvan, Amrun hayvan, Bekrun hayvan böyle aslında kaziye, külliye işte sonsuz sayıda veya da işte takdir edilen sayıda her ne kadarsa mevzunun adedince kaziye-i şahsiyeyi içinde barındırır falan diyorduk. O yüzden kaziye-i şahsiyeleri yani mevzusu şahıs olan kaziyeleri efendim kaziye-i külliye hükmünde kıyasta değerlendiriyorduk. Hani kıyaslarda işte külli olması şartı var ya icab-ı suhra ve külliyetül kubra diyoruz ya birinci şeklin netice vermesinin sıhhati. Orada ne vardı efendim? Kaziye-i külliye işte mevzunun fertleri adedince kaziye-i şahsiye denkti diyorduk tamam. Birebir eşleştirme gibi bir şey oluyor. Yani birebir eşleştirme değil mi? Oradaki külliyi kullu insanın altında Zeydün, Amrun, Bekrun hepsini topluyorduk yani falan. Tamam. Sonra bunu bütün kaziye kaziye de düşünmüş oluyorduk. Şimdi birebir eşleştirmenin şöyle örnekleri var. Bunu dilde çok kullanıyorlar dediğim gibi. Sarf nahiv tahlillerinde falan veya mantık tahlillerinde. Mesela Rak Şarih veriyor bu örneği. Güzel bir örnek. Mesela Rakibel kavmu devabbehum. Rakibel kavmu devabbehum. İnsanlar işte hayvanlarına, bineklerine bindiler. Yani insanlar bindiler. Hepsi bütün bineklere beraber mi bindiler? Yoksa her biri bütün bineklere mi bindi? Yoksa her biri kendi bineğine mi bindi? Hani böyle aklı ihtimaller sayarsan sayarsın. İşte bu aklı ihtimallerde bazılarının yanlış olduğunu, İstemediğimiz akli ihtimaller var değil mi? Bunlardan kurtulmak için ulema işte bu kavramsallaştırmayı geliştirmişler. İnkısamül ahad ilal ahad. Birebir eşleşiyorlar yani. Tamam. Efendim. Yani her biri kendi bineğine biniyor. Tamam. Rakibel kavmu devabbehum. Tamam. Güzel bir örnek. Yani bu şertte de var yani ilgili yerde. Şuranın şerhinde falan. İnkısamül ahad ilal ahad. Efendim. Bu şimdi bu örnekte çok açık. Basit bir örnek zaten. Örneğin içeriği zaten birebir eşleme şeklinde bu cümleyi anlamamız gerektiğini zaten bize anlatıyor. Yani rukup, yani semantik analiz yaptığımız zaman zaten bu içerik
bize böyle bir şeyin olması gerektiğini söylüyor. Ama içerik bulanıklaştığı zaman, bütün parça ilişkileri bu kadar açık olmadığı zaman, bu kadar somut örnek olmadığı zaman, işte somut örnek bu yani, bir binek var zaten, bir en fazla hani iki kişi binebilir hani zorlasan, hani 10 kişi mi binecek bir ata, binmez. Hani fiziksel sınırlamalar bizim içerikle beraber cümlede ne kastedildiğini anlamamızı çok kolay kılıyor. Ama bu iş soyut nesnelere falan geldiği zaman bütün parça ilişkilerinin, külli cüz'i ilişkilerinin bulanıklaştığı yerlere geldiği zaman olay böyle daha bir şey hale geliyor. Daha bir zor hale geliyor ve bazı yerlerde böyle bir şey iddia etmek kolay olmayabilir veya böyle bir aracı kullanmadan derdini anlatamayabilirsin yani, tamam? Yani rakibe kavmu devabbehum örneği kolay bir örnek. Zaten biz şunu anlamıyoruz yani, bütün insanlar her biri her bir ata beraberce biri tek farklı farklı seferlerde bindiler yani. Mesela böyle bir şey anlamadığımız kesin yani bu örneklerde, tamam? Birebir eşleme. Demek ki orada bir çoklu yapı var, el kavmu. Devabbehum da çoklu bir yapı değil mi? İnsanlar var ve binekler var. Ve her bir insanı bir bineğe eşleştiriyoruz. Peki kim hangi bineğe binmiş? Bu cümle bize bir şey demiyor yani. Kendi bineklerine mi binmişler? Nasıl binekler bunlar? Yani farklı bir şekilde binebiliyorlar mı yani bunlar? Bize bir şey demiyor. Ne olumlu ne olumsuz yani. Bir şey demesi de gerekmez zaten. Tamam. Ama bazı yerlerde belli içerikler bu özel şeyleri de tayin edebilir. Mülkiyet, şu bu gibi karineler üzerinden. Tamam. Şimdi bu şekilde nasıl iki çoklu yapıyı birbirine eşleştirerek bir cümlede topluyoruz. Mesela rakibel kavmu davabahumun aslında biraz zorlarsak şöyle bir açımlama yapabilir miyiz? Rakibe zeydun davabatehu. Rakibe amrun davabatehu. Efendim rakibe bekrun davabatehu. Bu kadar cümleyi ben söylemek yerine böyle yolu kısaltıyorum. Şöyle bir kaziye külliye gibi. Tam değil de efendim hani fail ve mef'ulünde bir çoklu yapı var. Bir şekilde ifade edebiliyorum bunca cümleyi. Daha kısa basit bir yolla. Aslında bizim vaz-ı nev'ide biraz yapmaya çalıştığımız şey bu. Mevzu tarafında. Özellikle de vaz-ı am mevzu ile has diye bir şey varsa da orada da böyle bir kolaylık olayı var yani. Ve mecaz problemlerini hani gidermeye çalışıyorduk. Yani büyük itirazımız Taftazani taraftarlarına mecaz problemiydi. Mecazı da çözmüş oluyorduk ya bununla yani. Her hada, bütün hadalar, bütün istimallerde hakiki manada kullanılıyordu falan. İcid'de çok netti. Mecaz problemi zaten İcid'de yok. Efendim. Bunun gibi böyle kolaylıklar var. Şimdi kaidesi var hocam, böyle cem'in cem'le mukabelesi. Aynı şey, aynı şey. Yani mukabeletul cem'i bil cem'i. Yok aynı. Kısamul ahad ilal ahad. Mukabeletul cem'i bil cem'i. Aynı yani, aynı. Böyle farklı ifadeler var ulemanın kitaplarda kullandığı. Yani öyle ifadeleri görürseniz birebir eşleştirme diye bir şey düşünün, tamam? Birebir eşleştirme yani. Tahsili vücudakum ve göre direkt. Yüzlerinizi. Evet, yüzlerinizi. Evet, evet, evet. Aynen öyle. Meşhur şey örneği vardı değil mi? Biz Süllem'de onu işledik yani, kül külliye tartışmasında değil mi? Meleklerin arşı taşıması nasıl geçiyordu ayet-i kerime? Orada mesela bulanıklaşan yerlerden biri biraz. Hepsi beraber mi taşıyorlar yani? Bir de bir taraf çoklu olmayabiliyor yani. Ha, tamam, güzel. Ve yahmilu arşa rabbike yevme izin semaniye. 8 melek taşıyor arşı. Demek ki arş taşınabilen bir şey. Zahiri üzerinden gidersek en azından mecaza gitmemize gerek şu anda bir imkansızlık durumu yok yani. Arş bir cisim, taşınabilen bir şey. Efendim, ve 8 melek taşıyor. İşte burada kül mü kastediliyor? Her biri mi taşıyor ayrı ayrı? Yoksa yani hepsi beraber mi taşıyor yani? Hangisi mesela? İlk akla gelen aslında hepsi beraber taşıyorlar. Yani peki her biri tek başına taşır mı? Yani bu soruyu sormak doğru mu, o ayrı bir şey. Yani bunu sormak, yani bunun kendisi de ayete niye böyle sorular soruyorsun? Ama hani biz örneği anlamaya çalışıyoruz daha fazla yani. Yani tefsir değil kastımız burada, ayeti tefsir etmek yani. Yani farklı daha şey bir ayet dışında bir örnek verebiliriz yani. Yahmilu hadihi sahrata benu temim falan, hani Süllem'de bu örneği veriyoruz yani değil mi? Yahmilu benu temim hadihi sahra. Benu temim bu kayayı taşıyorlar yani. Kaldırıyorlar falan yani. İşte her biri değil mesela. Ezher.
Evet, mesela bu örnekle çokluların şeyleri isnadı, onlara bir sıfat isnadı. Ölema ve ezer nasıldı örnek? Ehlü ezher ulema gibi bir şeydi herhalde yani. Evet. Kullu ehlü ezher. Neyse, o örneği hatırlayamadım da. Yani mesela Beni Temim'in her biri, yani o kavimdeki her biri mi bir kayayı taşıyor, yoksa hepsi beraber bir araya gelince mi taşıyorlar? Bir araya gelince taşıyorlar diye anlıyoruz yani aslında, değil mi? Çünkü kaya, çünkü içerik bakın etkiliyor biraz. Kaya deyince çünkü adeta bir insanın, Beni Temim'den her bir insanın tek başına, hani bir tane insan belki taşıyabilir ama Beni Temim'in her bir ferdinin tek tek gelip o kayayı taşıması adeta çok zor veya imkansız bir şey. Ona hamletmiyoruz yani. Tamam. Velhasıl şeye devam edelim. Şu eşleştirme olayını anladıktan sonra şimdi bu formel sureti öğrendik. Yani çokluların eşleştirilmesi. Şimdi örneğe tatbik edeceğiz. Feale örneğe tatbik edeceğiz. Ama orada mevzuleh tarafında neler dönüyor, bitiyor. Önce orayı anlamamız lazım. Örneğimizi bir okuyalım, bakalım, sonra bir tefsir etmeye çalışalım. Diyor ki kevada'i ammeti el ef'al. Kevada'i ammeti el ef'al. Yani bütün fiillerin vaz'ı böyledir diyor. Şimdi buradaki bütün fiillerin vaz'ı böyledir diye derken, efendim şu elimizdeki tabloda da bakıp hemen görebilirsiniz. Bakın ikinci tür vaz'ı da, vaz-ı nevi'de birinci sıraya ammetül ef'al demiş ama yanına bir yorum koymuş. Şerhte de var bu zaten. Hey'atül ef'ali terkibiyye. Aslında mutlak manada bütün fiiller değil, terkibi olan fiillerin suretleri yani, hey'etleri. Ne demek bu? Terkibi olarak aldığımız suretler. Yani fiillerin terkip suretleri. Kendileri değil sadece, müfret hallerini düşünmüyoruz. Terkip yani faille beraber terkibe girdikleri haldeki suretleri. Bunu açacağım, bayağı açacağım yani. Şu anda işte burada biraz fiil-fail ilişkilerine falan gireceğiz. Fiilin şu anda vazına gireceğiz. Tamam. Fiilin vazına gireceğiz. Fiili mazi üzerinden örneğimizi yapacağız mesela. Bizim muzari de benzer yani. Zaten çok fark yok. Efendim şöyle bir şey olmuş oluyor. Yani kevad-i ammetil ef'al diyor. Ey kevad-i hey'atiha etterkibiyye. Tamam. Terkibi yani terkibe konu olan suretlerinin vaz'ı. Mahza terkipten bağımsız müfret halleri değil. Tamam. Şu anda onu konuşacağız. Peki biz bu vazıda ne yapıyoruz? Bu terkibi suretleri neyin karşısına vaz ediyoruz? Lafızları, sesleri bir şeyin karşısına vaz ediyoruz. Bi izai ennisebil cüz'iyeti ile feva'ile fi ahadil ezmineti. Bu terkibi suretleri faillerine nispet, faillerine yapılan cüz'i nispetlere atıyoruz. Açacak bu kelam, açacağım yani. Ve bir zamanda olacak bu. Tabi fiiller bir zaman olacak. Yani 3 tane hususumuz var aslında. Nispet var, bir faile gidiyor bu nispet ve bir zaman var meselesi karşı tarafta. Şimdi onları biraz açalım. Sonra şu ibareleri zaten okuyunca çok açık hale gelecek yani. Şimdi biraz şeyi yazalım. Şu daraba örneği üzerinden bir gidelim. Bakalım ne var ne yok. Şu daraba fiilinde ne kastediyor? Şurada. Çünkü o fiilin vaz'ını ayrıca üçüncü tür vaz'a da sokacak. O zaman müfret haliyle üçüncü vaz'dadır diyecek. O tablodan bakın, birinci türde veya da metinde de görebilirsiniz. Vaz-ı am, mevzuleh am'ın birinci örneği gene fiiller olacak. Ama fiillerin müfret halleri, müfret suretleri. Efendim burada ise terkibi suretleri. Ne demek müfret suret, terkibi suret? Şimdi bunu biraz açmaya çalışalım. Şimdi elimizde arkadaşlar ne var? Bir mesela şöyle bir örnek yazalım başta. Darabe Zeydun dedik, tamam. Darabe Zeydun diye bir cümlemiz var. Darabe Zeydun. Evet. Arkadaşlar şu fiilde, darabe fiilinde, muzaride de benzeri aynı işletilebilir. Aynı şeye denk gelecek. Çok muzari yapmayacağız. Mazi örneği üzerinden gideceğiz. 3 tane olayın olduğunu söylüyorlar. Yani bir darabe fiilini kullanırken bir cümlede, bir fiili maziyi kullanırken bu fiili mazide 3 temel anlamın var olduğunu söylüyorlar. Birincisi hades. Bir kısmını zaten biliyoruz biz.
bir hades var. Buradaki hades ne mesela? Hades, buradaki hades. Da, pardon şöyle yapalım. Da, ra, be. Bu daraba kökünün, mastarının bildirdiği bir hades var. Yani maddesinin bildirdiği bir hades var. Tamam. Ondan sonra bir zaman var olayın içerisinde, değil mi? Mesela zaman var. Buradaki zaman ne? Madi. Madi var. Geçmiş zaman anlamı var. Sadece bu yok işte. Hades ve zamandan ibaret değil fiil. Her fiilin bir faili vardır. Akli bir iltizam var doğrudan. Yani her fiilde muhakkak mana olarak bir faile nispet etme durumu var. Yani burada bir nispet var. Nispet kelimesini direkt vazıfta kullanıyorlar. Yani bir fiil var olduğu sürece şu üç şey varlığından bahsediyoruz diyorlar. Tamam. Bir fiil istimal sırasında şu üç şey ortaya çıkıyor yani. Ha? Meçhul fiilde de bir nispet var yani. Naib-i faile de bir nispet var. Evet. Yani onlara çok girmeyelim. Onlar uzar ama genel olarak hani meçhul fiilde de var tabii ki yani. Fail olmasa naib-i faile yani. Bir nispet var. Yani her türlü fiilde bir nispet olması lazım. Bir fail olması lazım. Nispet. Şimdi bu nispet arkadaşlar dediğimiz şey, yani nispet dediğimiz şey burada. Bu darabenin Zeydun'la ilişkisi, şöyle diyelim. Yani tamam. Şöyle diyelim. Bu nispet, şu irtibat yani. Aslında oku ters tarafa yaptık. Yani şöyle yapsak daha iyi olur. Bir faile nispeti var. Şimdi bir faile, her fiil bir faile nispeti var dediğimiz zaman nispet mutlak bir nispetten bahsediyoruz. Yani şöyle de diyebiliriz. Nispet ikiye ayrılıyor. Bir mutlak nispet var. Mutlaka. Bir de nispet cüz'iye. Şimdi bunu işlemeye çalışacağız daha fazla. Şimdi her fiilin bir faile nispeti olur dememiz, mutlak bir nispetten bahsediyoruz ama istimal sırasındaki fiil mutlak bir fiil değil. Muayyen bir fiil. Daraba fiili olacak. Böyle mutlak bir fiil kendi başına böyle bir fiil olamaz. Tamam. Yani her türlü hususi bir manayı barındıran bir şey olacak. Yani feale bile deseniz yapmak anlamına gelir yani. Efendim. Daraba muayyen bir fiilin de muayyen bir faili olur. Her türlü cümle içerisinde. Tamam. Bu muayyen fiille muayyen fail arasındaki nispete nispet cüz'iye diyoruz. Tamam. Dolayısıyla burada bir cüz'i nispetimiz var buraya göre. Bu anlatıma göre. Tamam. Nispet cüz'iye. Tamam. Buradaki nispet cüz'iye neresi mesela? Burada ila zeydin diyebiliriz yani. Burada ila zeydin diyelim. Nispet cüz'iye ila zeyd. Tamam. Burayı da anladık. Şimdi bu fiili istimal ettiğimiz anda şu üç anlamın tahakkuk etmiş olması bekleniyor. Durum bu, olan şey bu. Peki bu üç anlam daraba gibi bir sesi daraba zeydün cümlesinde kullandığım zaman oluşuyorsa bu vazı açısından nasıl oluyor? Yani bu toplam her bir mananın vazı nasıl oluyor? Yani bir lafız bir manaya delalet ediyorsa bu bir vazıla oluyordu demiştik ya ilk dersin başında yani. Bu darabayı kullandığım zaman bu üç mana tahakkuk ediyorsa bu üç mananın her biri farklı vazılar mı oluyor? Aynı vazıla mı oluyor? Bir tane vazıla mı oluyor? Bir bakacağız. Zaten şu anda problemimiz bu. Vazı. İşini yani. Buradan buraya, bu sesten buraya nasıl gittik yani? Efendim bunlara nasıl gittik? Şimdi şununla başlayalım. En kolay gözümüze kestirdiğimiz şu. Bunu yaptık aslında biz. Vazı şahsi de bunu yaptık. Vazı şahsi de hatırlayın hemen. Şu elimizdeki kağıtta da. Vazı şahsi de nerede? Üçüncü tür vazıda. Vazı am, mevzuleh amda. Beş kategori saymışız. Bunlardan bir tanesi mevaddu el ef'al. Tamam. Mevaddu el ef'al. Fiillerin maddeleri. Darabada bir fiil. Bunun maddesi olan da, ra ve ba seslerinin ifade ettiği efendim bir anlam var. Ve buradaki vazı tespit ediyoruz hemen. Yazıyoruz altına vazımızı. Nedir buradaki vazı? Efendim vazı şahsi bu değil mi? El vazı şahsi. Şahsi bir vazıttı bu. Tamam. Türü neydi bunun? Vaz am. Vaz am.
Mevzule am değil mi? Mevzule am. Ve am. Tamam. Bunu dedik. Güzel. Yani darabedeki dat, ra ve ba seslerinin bize verdiği bu anlam bu hades idi. Bunu da zaten bazı şahsiyle biliyoruz. Hani sözlüğe gidip baktığımız zaten şeyi bu. Zaman anlamı var. Geçmiş zamanda bir darp hadisesinin vuku bulduğu anlamını anlıyoruz. Bu nasıl oluyor? Şunun vazı ne sizce? Şahsi mi nevi mi ne dersiniz? Nevi tabii ki. Neden nevi? Biraz pratik yapıyoruz. Neden nevi? Çünkü onun sahip olduğu heyetten çıkartıyor. Evet yani aslında buradan çıkarıyoruz değil mi? Şu hareketlerin tertibinden çıkarıyoruz. Sureti, maddesi burasıydı, sureti burası. Bu suret, efendim çok genel bir suret. Darabaya has bir suret değil. Aslında bu suretin külli olarak çıkartıp değil mi? Feale kalıbıyla biz efendim mazi anlamını ya feule feile gibi mazi anlamını verdik yani. Dolayısıyla da vazı nevi buna zaten geleceğiz. Buna nerede geleceğiz? Üçüncü tür vazıda geleceğiz. Tamam. Yani ismi failin mesela şeyi gibi bu faalenin suretini de zaten vazı nevine örnek. Zaten bunu örnek vermiştik yanılmıyorsam değil mi? Faili bir de bunu örnek vermiştik yani. Efendim mazi o zaman buradaki vazın türü ne? El-vad en-nev'i. Hangisi bu? Vazı neviyle nereye giriyor? Daha işlemedik ama üçüncüsüne giriyor. Tamam. Vada am mevduale am. Bu buraya girdi. Bunu göreceğiz zaten. Hani feale kalıbı her feale kalıbına giren fiil efendim geçmiş zamanı bildirsin diye bir külli kaide söyledik. Lafızlar tarafında çoklu bir yapımız var. Darabe, celese, kesere hepsi giriyor. Karşı tarafta külli bir anlamımız var. Mazilik. Tamam. Mazilik anlamını taşıyor hepsi. Tamam. Mazi burada külli bir anlam. Tamam. Mevzule am yani. Problem yok değil mi? Burası anlaşılıyor. Ama sorunumuz burası değil fazla. Sorunumuz şurada bir yerde dönüyor yani. Burada bir ciddi bir problem var. Ve çok farklı ufuklar açacak bize. Efendim. Hatta biz işte şu ikincisini zaman mazi bildirmesi olayını işte üçüncü türün birinci örneği sayacağız. Yani fiillerin müfret hallerinin. Tamam. Yani terkipte bir faili alma hallerini değil de müfret hallerinin suretinin vaz'ı burada oluyor. Vaz-ı nevi diyeceğiz ama üçüncü tür bu. Tamam. Ama şurası ikinci tür diyoruz. Yani fiilin terkibe girdiği haldeki bir tür soyut sureti var bunun. Tamam. Yani her fiilin bir şekilde yanında bir faili olması lazım. Bu sureti düşünün. Tamam. Ve her bir darabe, celese, kesere gibi fiillerde de bir faile nispet edilmek zorunda. Bu külli sureti düşünün. Lafızlar cihetinden çoklu bir yapı var. Ve bu çoklu yapıyı işte fiilin fealenin faile olan ihtiyacı gibi düşünebiliriz falan. Bir nispet var. Bir nispeti delalet ediyor. Bir failine delalet ediyor. Ama şimdi failine delalet ediyorduk ama bu kadar külli konuşmak istemiyoruz. Diyoruz ki her bir muayyen fiil muayyen bir nispete delalet ediyor. Tamam. Cüz'i bir nispete delalet ediyor. Burada Zeyd, Darabe Amrun başka bir cüz'i nispet oluyor. Darabe Bekrun başka bir cüz'i nispet oluyor. Böyle her bir cümleyi, her bir fiili maziyi kullandığım zaman terkip sırasındaki suretinin bir vaz'ı var. Cüz'i bir nispete intisap etmesi açısından ve cüz'i bir nispeti taşıması açısından bir vaz'ı var. Ve bu vaz'a işte biz ne diyoruz? Vaz-ı nevi diyoruz. Çünkü bütün daraba falan gibi bütün fiillerin girdiği şeylerde oluyor bu. Ya celese kesera değil mi? Nev'i olmasının sebebi zaten burayla aynı. Yani nev'i. Efendim. Peki türü ne burada? İşte burada üçüncü tür diyoruz. O ne? Vada'am li mevdu'lehu khas. Şimdi burayı açacağız işte. Vada'am li mevdu'lehu khas. Neden has diyoruz burada? Onu açmamız lazım yani. Yani şurayı bence anladık. Genel olarak bu zor değil ama burada lafız tarafından çoklu yapıyı vaz-ı nevi üzerinden anlıyoruz. Darabe, celese hepsini faaleyle tuttuk. Ama her birinin faile bir nispetinin olması ve muayyen bir faile nispetinin olması da mevzule has üzerinden yaptık yani. Ama vaz-ı am oluyor çünkü bunlar da darabayı bile sadece
sonsuz sayıda faille beraber kullanabiliyorum. Ve her bir kullanımının, her bir istimalin bir tür vazıdan gelen bir onayının olması lazım diyoruz. Tamam? Her istimali bir vazının olması lazım diye bir şey düşünüyoruz. Mecazda bile düşündük yani. Taftazani bize mecazda bile bunu düşündürttü yani. Mecazın bile bir vazı olması lazım falan gibi dedi. Bir külli kaideye oturttu falan. Mecazı yani. Vaz am oluyor çünkü bu sınırsız sayıda nispet, cüz'i nispetleri, darbın sadece mesela darabenin, amra, zeyde falan olan farklı farklı cüz'i nispetlerin hepsini bir külli ayna aracılığıyla görmeye çalışıyorum. Bu durumda vazı am oluyor, mevzule has oluyor. Efendim. Celesede de benzer şey var falan. Şimdi bunun sahnesini biraz vazı üzerinden yapalım. Ben burayı siliyorum arkadaşlar. Ortayı bırakabilir miyiz? Ortayı şurayı mı? Nasıl komple mi silecek? Evet. Yukarıdan silmeye başlayayım. Mavi kısmını silseniz. Tamam. Sen yaz, ben çünkü şey yapacağım, yukarıya yazayım yani şeyini. Tamam. Şimdi ne dedik? Burada şeyi hatırlayalım yani bizim temel. Tamam, maviyi de yapalım bunu da yine. Bu tarafta gene ne vardı? Mevzu vardı. Şu bizim vazı sahnemizi çizelim. Şurada lafızdı yani aslında bu. Efendim bu tarafta mevzuleh var. Bu da neydi? Manaydı. Mana ile de mana olması gerekmiyor. Ses de olabilir yani. Meddül lafzın karşıladığı şey manasında ama. Buradaki nesne ses de olabiliyordu. İsim lafzının delalet ettiği medluller gibi. Hatırlayın her bir karışıklık oluyor ama. Şimdi buradan buraya bir tayin yapıyorduk. Bu tayine biz ne diyoruz? Vazı diyoruz. Vazı dedik yani şu tayine. Efendim. Şimdi bu tarafta ne var? Şimdi darabe örneğimizi, şu örneği buraya şimdi oturtacağız. Bu tarafta neler var? Mevzu tarafında. Bakalım neler var? Darabe mesela fiilini kullanıyoruz. Müfret olarak diye düşünebiliriz. Tabi bunun faile nispetini tasavvur edeceğiz. Sonra mesela ne diyoruz? Darabe katale diyelim. Örnekler verelim. Katale. Ondan sonra celese diyelim. İlahir devam ediyor. Burayı siliyorum Yasin. Burayı siliyorum. Azdan şu tarafı siliyorum. Tamam. Efendim. Ama biz dedik bütün bu farklı farklı sesleri hepsini bir aynayla beraber görmemiz lazım. O aynamız ne? Hemen buraya yazıyoruz. Fe'ale kalıbı. Fe'ale kalıbı. Hatta o kalıpta da biraz daha önemli olan şu. Heyet. Suret. Yani fe'alenin taşıdığı suret yani. Buyurun. Yani onu da 3 kere yapabiliriz veya onu da 1 kere yapabiliriz. Önemli olan aynı değil. Buradaki 2 harekettir diyebiliriz yani. Çok problem değil. Yani faule faide de yapabiliriz yani. Veya da şöyle şunu sileriz. Yani buraya hangi hareket gelirse gelsin. Efendim bütün fiiller giriyor falan deriz mesela. Ha? Metinde öyle bırakmış. Ha, evet kasten öyle bırakmış. İyi aslında yani. Ben hani oraya girmeyelim. O çok mühim değil yani orası. Hani buraya işte alime de yaz. Önemli değil tamam. Mühim değil. Yani faale bu. Şu suret yani birinci ve üçüncü harekelerin fetha olması suretini taşıyan her fiil. Bakın kasiye-i külliye şeklinde ifade edebiliyorum. Vazı da bu şekilde sınırsız sayıda fiili maziyi bu suret üzerinden mülaze ediyor. Tayin işlemi yapacak ya yani. Efendim tamam güzel. Mevzu tarafında neler var? Şimdi darabeyi düşündüğümüz zaman hani biz şu hades, zat ve şeyi düşüneceğiz. Mevzu tarafında hadesu ad-darb. Değil mi? Böyle bir şeyimiz var. Hadesu darb var. Artı ne var başka? Zamanul madi diyelim. El madi. Geçmiş zaman var. Geçmiş zamanı taşıyan bir anlamı var bu tarafta. Başka ne var? Bir şey daha var. En nisbel cüz'iye değil mi? Fa'il muayyen. Veya en nisbel cüz'iye ile fa'il muayyen diyelim. Evet. Nisbel cüz'iyeden bu anlaşılıyor diyebiliriz. Fail muayyen var. Yani bu tarafta bir muayyen faile nisbet. Nisbe diyelim aslında. Nisbe ile fail muayyen. Tamam. Tabii fail muayyen. Burada Zeydun'u düşünebilirsiniz. Terkip içerisinde mühim değil. Yani onları kasten yazmadım. Yani şurada faili düşünebilirsiniz. İstimal sırasındaki zaten anlamının nasıl ortaya çıktığını vazıla şey yapıyoruz. Nisbe ile fail muayyen. O şey değil mi? Alet değil mi?
Hangisi alet? Şu mu? Hı. Yok. Nasıl o zaman vaz am nasıl olacak? Vaz am olacak. İşte ha, ona geleceğiz. O vaz am aslında şu üçüncüsünün diyorsun vaz am mı? Evet. Evet. O, onu alet olarak kullanıp biz tamam, mutlak nisbe üzerinden yapacağız işte onu vaz am mı? Ben öyle anlamamıştım yani. Yani şu nisbet ile fe'li muayyeni alet olarak anlamıştım. Tamam, gerçi aynı yere geliyor. Çünkü sonuçta bu fail muayyene biz belirli bir şey diyoruz ya. Yani belirliden kastım bunun mefhumu mu ferdi mi? Eğer mefhumunu kastediyorsan senin dediğin olur. Ben burada biraz ferdini kastediyorum. Hani nisbe ile zeyd gibi bir şey yazabilirim yani. Anladın mı? Biraz yolu kısaltmak için yani. Nisbe ile zeyd falan, nisbe ile amr falan onları yapabilirim. Ama hepsini toplayan bir şey. Sonuçta Katere için de bu zeyd amrlar mümkün yani hepsi. Penceresi için de mümkün. Fail muayyenden kastım yani Zeyd Amr onlardan biri. Herhangi biri yani. Olabilir yani. Efendim. Şimdi buradaki çoklu yapıyı şu feale üzerinden gördük. Burada da bir çoklu yapı var. Aslında neden çoklu bir yapı? Çünkü katerinin karşısında da ne var? Hadesu el-katel ilahir. Burada da el-madi var. Burada da nisbe ila fail muayyen. Değil mi? Fail muayyen. Tamam. Bunda da problem yok. Yani buradaki fail muayyen olayını şöyle yazabiliriz işte burada. Fail muayyen. Yani şurada Zeyd, Amr, Bekir falan birden çok failler olabiliyor ya işte. Zaten buradaki çoklu yapıyı ben nasıl tutuyorum? Aynen o. Şu anda onu yazıyorum aslında. Şurayı siliyorum. Efendim. Buradaki çoklu yapıyı nasıl tutuyorum? Şimdi bunun açısından çok problem yok. Bu zaten bir tane muayyen has bir anlam. Bu has bir anlam. Şu külli bir anlam ama bu has anlamlarla bir... Bunun da tartışması var ama çok girmeyeceğim. Mazinin külli mi cüz'i mi olduğu burada. Ona biraz değinecek şerhte metinde. Ona girmiyorum. Buraya külli bir mazi alalım. Hepsinde bir mazi var. Bunlar has anlamlar. Has anlam, an bir anlam bir araya gelince has bir anlam olur her türlü. Burada da has anlamlar var ama bu birden çok has anlamı bende taşıyan şey ne mesela? Fa'il muayyen. Aslında senin dediğin şeye biraz geliyor. Fa'il muayyen aynasıyla neyi tutuyorum ben burada? Zeyd, Amr, Bekir falan. Tamam. Yani böyle bunları tutuyorum. Yani ben şuradaki çokluğu bunun üzerinden görmeye çalışıyorum yani. Tamam. Ve hatta hadeste de aslında ne üzerinden görüyorum biraz? Külli bir hades üzerinden görüyorum diyebilirim belki. Hades yani. Burada da çoklu bir yapı var. Maziler hepsinde aynı ama buradaki çoklu yapı hades. Efendim üzerinden gördüm. Bu da bir hades, bu da bir hades. Hepsinin ortak bir anlamı üzerinden ayna kıldım falan. Şimdi problemimiz şu bizim. Yani daraba şu manaya geliyor. Buna gelmiyor mesela. Toplamda darabe istimal sırasında şunu, şunu ve muayyen bir faile nispeti taşıyor. Yani muayyen bir faille beraber kullanılacak yani. Sonra diyorum ki vazı tayin sırasında ben aslında ne yaptım? Faaleyi kalıp olarak aldım ve bunları mülaze ettim. Hades ve fail muayyeni aldım. Bütün bu farklı çokluları mülaze ettim. Sonradan diyorum ki şu eşleştirmeyi yapıyorum yani. Efendim, mavi de yapalım. Efendim. Darabe şuna eşleşiyor. Katere buna eşleşiyor. Ceres'e ne zaman kullanılırsa şunu ifade edecek falan filan dedim. Bütün bu eşleştirmeleri yaptım. Bunu nasıl yaptım? Çünkü bunu da aslında bir fiil yapmadım ayrıntılı bir şekilde. Tamam? Sınırsız sayıda eşleştirme var. Hepsini tek tek yapmadım ben. Hatta hiçbirini yapmadım ayrıntılı olarak. Sadece göstermek için yani yapıyoruz burada. Bunu nasıl yaptım? Şuradaki eşleştirme olayını hüküm icmali. Bunu da icmalen yaptım. Tamam? Hukum icmaliyle yaptım. Ve böylece ne oldu? Efendim, fiili maziyi bir terkipte kullandığım zaman herhangi bir maddeyi fiili mazi kalıbında bir terkipte kullandığım zaman o terkipte o fiilin faille ilişkisi içerisinde hem hadesi bildirmesi hem mazi anlamını taşıması hem de muayyen bir faile olan nisbetinin kurulması, isnadın kurulması, bakın hepsi her bir örnekte artık hazır hale gelmiş oldu. Bir model gibi bir şey de düşünebilirsiniz yani. Hani böyle bir şey aslında sen sıfırdan dille de üretsen böyle bir şey yapabilirsin yani.
Hani bizim dilde bu var zaten. Bu eşleştirmeler bir şekilde olmuş. Biz sadece geriye dönüp istimalimizi bu kadar meşru kılan arka planda bir tayin, bir anlamlılık, daha önceki bir tespit, bir anlaşma var mı muvazaa? Ona bakıyoruz, var diyoruz. Nasıl olmuş? Ama sınırsız sayıda fiil var. Hiç daha önce hiç kullanılmayan fiili mazide hiç kullanılmamış mastarlar olmuş belki tarihte yani. Yani sen ilk defa kullanacaksın. Efendim telfeze diye bir şey uydurdun. Tamam mı? Telfeze mesela. İşte televizyondan falan getirdin, telfeze yaptın. Oldu. Nasıl oldu bu? İşte bununla oldu. Tamam. Yani daha önce Arap kullanmamış olabilir. Ama sen külli bir vazı, vazı nevi ve vazı am mevzule has, her biri has bir anlam artık. Tamam. Bu tayin işlemlerini eşleştirir. Daha önce yapmışsın zaten. İzin vermişsin külli kaideler içerisinde. Telfezeyi gelip mazi olarak kullandın yani. Tamam. Problem kalmadı. Evet. Ve bu soru şu yani biraz burada. Eşleştirmeler güzel. Peki bu icmali, hükmü icmali, icmali eşleştirme, birebir eşleştirmede buradaki her bir lafzın, bu her bir lafzı tafsili göremiyorum ya. Ne buradaki lafzı tafsili görebiliyorum vazı sırasında, ne buradaki mevzulehi tafsili görebiliyorum vazı sırasında. Peki lafzın, doğru lafzın, doğru mananın karşısına geldiğini nereden bilebilirim? Yani nereden emin olabilirim? Eşleştirmelerin doğru yapılmış olduğunu, doğru gerçekleştiğini yani. Yani şöyle, ben vazı tayin yaptım ya. Şu aynayı kullandım, bu aynaları kullandım, bir de bu aynayı kullandım. Ve sonra dedim ki bu çokluklar, iki farklı çoklu yapı birbirlerine uygun bir şekilde denk geldiler, eşleştiler. Evet. Ve ben de bu doğru eşleşmelerden onay alarak istimal sırasında darabe zeydün diyorum ve terkipte her şey güzel gidiyor, gülükistanlık gidiyor. Yani belki de diyorsun ki buradaki eşleşmenin buraya denk gelmediğini nereden biliyorsun yani? Darabe dersin, niye katale falan olmuyor yani? Sonuçta icmali olduğu için o şüphe hiç gelmez mi zaten? Şeyi düşünün zaten, Taftazan yani bu icmali böyle bir şey olmaz diyordu ya bazı şahside yani. Tafsili tasavvur gerekir falan gibi veya bana benzer bir şeyler diyorlardı ya efendim. Sizce biraz bu şüpheye yakın bir şey değil mi bu olay? Yani ben bu eşleştirmede nasıl emin oluyorum yani? Mesela darabeyi batıra beyaz oyunla manasını sabitlemişiz yani. Yani tamam. Burada bir daha her şey yapmıyoruz ki. Hadesu darabenin maddesi, hadesu darabe bir daha vaz etmiyoruz yani. O zaten onun vazı şahsiyeti sabitlemiştik. Güzel. Biz burada sadece her bir fiili aslında doğru. Tamam. Sen diyorsunuz bu sahneden burayı çekebiliriz doğru, zaten. Çekebiliriz evet. Tamam. Vazı burası de... zaten vazı şahsiyle oluyordu zaten. Evet. Burada her birinde bu vazı şahsiyle şu sahneden bunu silerim yani. Şu aynayı silerim. Tamam. Evet. Şey de bize, fail muayyen zaten şey olarak düşünmek zorunda değil. Yani mesela darabeyi darabe zeydun olarak yani burada yanlış yapma ihtimali şu anlamda yok. Zaten fail olma şeklinde olan her şeyi ben bunları bir yüklemişim yani. Herhangi bir şey fail olabilir diyorsun. Darabenin faili olan bir şey zaten Gateri'nin faili de oluyor. Yani Celesen'in faili de oluyor. Her şey fail oluyor yani. Her şeyin faili oluyor. Ama her bir tikel hadisede aslında muayyen failler var. Hiçbir zaman hiçbir bir fiilin iki tane faili olmuyor hakikatte. İsim benzerliği olabilir ama yani. Hani isim değil kastımız buradaki mana ya. Ha buradaki muayyen failler Zeyd ismi değil. Atıyorum Zeyd ismi aynı anda üç fiil yapabilir, farklı fiiller yapabilir değil. Yani her biri cüz'i fiil bir de. Cüz'i hadesud darb. Her bir de bunlar da hadesud darb derken yani külli değil aslında bunlar. Yani cüz'i hadesler. Çünkü cümle içerisinde çıkan cüz'i hadesler yani. Yani her bir cüz'i fiilden, fiilin tahakkukunda bir tane cüz'i fail olur. Yani ve ben o cüz'i bir fiili kullanırken cüz'ileşti o fiil. Yani muayyen bir darbı ben bildiriyorum. Darbe zeydün dediğim zaman herhangi bir darbı bildirmiyorum. Yani gerçekten belli bir uzay zaman içerisinde tahakkuk etmiş, bütün diğer darplardan temyiz edilebilecek bir cüz'i darbı bildiriyorum ve onun failinin de muayyen bir tane zeyt faili olduğunu söylüyorum. Yani her hadise, her varlığa gelen hadise bir fiildir diye düşünürsek her bir fiil müstakil bir bağımsız bir şeydir. Tamam? Bir entitidir falan diye düşünebiliriz yani. Tamam? Her bir fail de muayyen bir faildir. Dolayısıyla sonsuz sayıda muayyen fiiller ve failler ve bunlar zaten gerçeklikte doğru eşleşiyorlar zaten. Problemim benim bu doğru eşleşmeleri dilde ifade etmiş olabilmem yani.
Yani eğer ben külli bir vazı üzerinden izin veriyorsam bu dildeki ihbarı mümkün kılmaya, darabe zeydünde falan ve bu ihbarın da dilde doğru bir şekilde, vaz'a uygun bir şekilde istimal edildiğini söylüyorsam, bu vazı sırasındaki şu eşleştirmenin her birinin karşılığına doğru şeyin geldiğinden emin olmam lazım yani. Yani senin dediğin ilk şey önemliydi aslında. Yani şu şeyler çıkarabiliriz. Bu kısım zaten katıldı. Arap kısmının anlamları, temel anlamları zaten efendim şey, her ne kadar cüz'i olsalar bile efendim temel anlamları zaten vazı şahsiyle yapılıyor yani. Efendim vazı şahsiyle yapılmıştı daha önce zaten. Vazı nevi de biz sadece her bir fealenin kullanımından emin oluyoruz yani. Ama bu eşleştirmenin doğru olduğundan emin olmamız lazım. Şimdi problemimiz işte bu icmali yani. Şuraları her birini göremiyoruz yani. Biz böyle bir şey varsayıyoruz yani. Bir ucudur aslında. Yani mesela bizim dilde fail dediğimiz şey i̇şte evet, her zaman gerçekte de fail olmuyor yani. Yani biz faili çok böyle mantıksal bir fail gibi düşünüyoruz. Güzel, evet. Dilde, ne de gerçeğe uyması gerekiyor mu dilde, falan. Dilde mesela fail dediğimiz anlam gerçekte bir şeye illet olan işte. Sebep olan olması gerekmiyor. Yani. Mâte zeydün de falan mesela meşhur hani mâte zeydün. Yani ellezî vaka'a anhu'l fi'l ev kâme bihi'l fi'l diyoruz ya failde. Değil mi? Yani mesela ismi lem tadrib zeydun mesela. Zeyd burada fail mi? Gerçeklikte fail değil mesela. Lem tadrib zeydun. Lem yadrib zeydun. Evet. Ha, olumsuz cümlelerde zaten daha başka bir problem var. Zeyd fail değil. Başka bir şey yaşıyor yani. Ma yasluhu an yakuna failen. Ve lem bin nefi yani böyle tevcihler yapıyorlar ya abi. Böyle bir tevcih yapıyor. Dilin olarak doğru. Şeyi de çok senin yani. Karıştırma olayını çok daha kuvvetlendiren bir şey. Evet, daha da kuvvetlendiren. Çünkü biz burada her şey yangına körükle gidiyorsunuz. Çünkü biz zaten mantıksal zamanda işte her fiilin bir faili işte. Çok mantıklı bir dünya düşünüyorduk. Evet. Ama dil düzeyine çıkınca bu sefer işler iyice karışıyor yani. Doğru söylüyorsun. Ya bu problemleri sonra benim böyle bu eşleştirmeden emin miyiz falan dememin sebebi yani biz sağduysal bir şekilde aslında bir vaazı yapmışsa tabii ki bunu doğru yapmıştır diye bekliyoruz, düşünüyoruz. Yani bunda hani çok niye şüphelenelim ki falan diyoruz ama amacım benim şu. Yani dilde kullanımın doğru olması veya hakikaten bir şeyi karşılıyor olması kullanımdan önce bir tespit ve tayin işlemine ne kadar bağlı? Yani bunu size hep sorgulatmaya çalışıyorum ben ders boyunca. Hep bunu böyle varsayıyoruz. Vazı temelli gidiyoruz bütün. Hep yani bir mecazı bile bunu yaptık yani. Mecazda bayağı bir tartıştık onu. Yani ben bir söz ses sarf ediyorum. Bu sesler dizisi yani. Bir anlam ifade ediyor terkipte her biri. Ve bu anlamın ortaya çıkması, bu kullanımdan önce, bu sesleri ifade etmeden önce belli anlaşmalara veya kurallara dayalı mı? Birçok yerde öyle olduğunu zannediyoruz. Müfretlerde, birçok böyle bazı nevilerde, fail kullanımında falan değil ki, telfeze örneği falan. Bir tür bir anlaşma vardı sanki yani. Toplumsal bir kabul var. Yani fe'lele kalıbı falan. Fiili maziyi bildirir abi falan yani sanki. Ve sen orada kullandığın zaman karşılar aa telfeze falan diye doğru yani falan diyor yani şekilde. Doğru yani falan. Anlıyor yani. Hani doğru de ki anlıyor. Yani anlam tahakkuk ediyor istimal sırasında. Ama bizim şeyimiz acaba her istimal sırasında tahakkuk eden anlam, istimal öncesi vazı belli olan bir anlaşmaya, bir kurala dayalı olmak zorunda mıdır? Yani vazı ilminde bütün kitap boyunca aslında etrafında döndüğümüz en temel soru bu. Yani bu sorunun cevabı bize şeyi verecektir. Size geçen derslerde de verdiğim. Yani anlamlar ve karşılığında lafızlar orada duruyor. İster müfret ister mürekkep yapılar olsun. Ben sadece kombinasyondan işime geleni yani gerçekliğime uygun olanı zihnimde yakalıyorum. Aa bu uygun diyorum. Alıp kullanıyorum ve anlaşıyoruz falan. Hani biz dedik sanki böyle bir şey değildir. Tamam mı? Bakın bu çok farklı bir kafa yapısı. Eğer bütün kullanımlarda anlamın tahakkuku daha öncesinden tespit edilmiş, anlaşılmış kurallar üzerinden gerçekleşmiyorsa efendim, bu anlamlar o halde hangi şeylerle ortaya mümkün oluyor? Yani anlaşabiliyoruz ama. Bir mecazı ilk defa konuşuyorum ben. Değil mi? Mecazi bir teşbihi hayatta ilk defa yapan benim. Bir istiareyi ilk defa kullanan benim.
Daha önce hiç kimse o istihareyi yapmamış. Bal gibi de anlaşılıyor yani dediği. Ne demek anlaşılıyor? Hatta ondan daha iyi anlatılamazdı bir hadise. Zaten biliyorsun mecazın etkisi, kuvveti hakikaten çok defa çok daha üstündür yani. Efendim. Eğer bu hani mecazda da mecazın vazı var mı tartışmasında? Hep aynı yerin etrafında dönüyorduk yani. Eğer bu gerçekten daha önce her açıdan, bak külli açılardan sanki bir anlaşma var. Hatta yani biz o kadar zapt etti. Yani bu alimler neden bunlarla uğraşmışlar? Diyorlar ki bak bu eşleştirme oluyor. İcmali bir hükümle oluyor falan diyorlar. Yani senin dildeki her bir kullanımının daha önce bir anlaşılmış zeminle beraber mümkün olduğunu sana söylemeye çalışıyorlar. Yani neden bunu yapıyorlar yani? Yani biri çıkıp şöyle dese ne olacak? Tamam dilde bazı şeyler daha önce anlaşılmış bir şekilde zihinlerimizde var olan, dili kullanan fertler olarak zihnimizde var olan belli kaideler bizi belli kullanımları veya belli müfredlerin anlamları ağaç deyince daha önce hepimiz kullandığımız tevarüs etmişiz bir şekilde zihinlerimizde ağaç sesinin medbirliğine dair bir anlaşma olmuş. Tamam biz bu anlaşmaya dayanarak kullanıyoruz kelimeyi ve anlaşıyoruz birbirimizle falan. Ama dildeki her bir kullanım ve ortaya çıkan her bir anlam, cüz'i anlam, külli anlam, terkipteki anlam, %100 her bir noktası belli bir anlaşma, önceki bir anlaşmaya dayanarak mı ortaya çıkması gerekiyor? Bu bence büyük soru. Yoksa bir kısmı böyle bir kısmı değil mi? İşte bizim هذا da هو da ismi işaret ve zamirlerdeki tartışmamız arkadaşlar aslında bu sorunun etrafında dönüyordu. İyici diyor ki, Seyyid Şerif diyor ki bir vazın olması lazım icmali bir şeyle. Taftazani'ye bakın. Taftazani diyor ki külli bir şey yeterli. Daha öncesinde vaz am mevzuleh am yeterli. Yani bir muşarun ileh olarak külli bir anlam. İstimal sırasında o tayyün eder bir tane cüz'iye falan. Vazı da vaz sırasında cüz'ide istimali şart koşmuştur. Cüz'ide istimal edemeden kullandığın zaman, etmeden kullandığın zaman şartı yerine getirmemiş olursun. O bile bir kayıt getiriyor. Ama nispeten İlci ve Tafta Seyyid Şeriflere göre ne diyor Taftazani? Daha açık bırakıyor olayı. İstimalde ortaya çıksın problem değil diyor. Her bir tek tek cüz'i manayı daha önce icmali bir tasavvurla tayin ettim falan şeyine gerek yok diyor. Tamam? Yani bazı anlamlar istimal sırasında ancak ortaya çıkabilir. Daha önceki bir anlaşmaya gerek yoktur gibi bir şey diyor yani. Çıkmayabilir değil mi? Nasıl? İstimal olmayabilir. Yok çıkar. Yani şöyle çıkar. Yani kullandığın zaman çıkar. Dili doğru kullandığın zaman. Bir şey vazgeçip hiç istimal etmeyebiliriz tabii. Yani o ihtimal var ama hani şey değil. Konumuz olanlar en azından. Yani halihazırda dilde var olanlar ve bir onunlar vasıtasıyla anlaştığımız kelimeler var. Bakın terkiplerde de benzer bir problem çıkıyor. Bağlam duyarlı mı? Yani bağlam olmadan o anlamlar olmuyor mu? Ortaya çıkmıyor mu? Eğer gerçekten bir şeyler dilde anlaştığımız anlamlar, tahakkuk eden anlamlar bağlam olmadan ortaya çıkmıyorsa gene aynı yere geliyoruz. Öyle dil sabit kendinde, kendi başına bir alem değil yani o anlamlar. Tamam? Yani sarfla naif arasındaki mugayerete benzer bir şekilde vazla istimal arasında bir ilişki var. Tabii. Yani hem bir ilişki var hem de şöyle istimal mahza sanki bütün istimallerin bütün yönleri vaza bağlı değil. İstimalin dünyası sadece vaza bağlı değil. Saftan nahife geçince şeyler değişiyor yani kelimeyi biz artık şey içinde nahifle cümle terkip içerisinde yerine bağlı. Evet. Şimdi mef'ul diyoruz ama safta mef'ullük diye bir şey yok. Tabii evet. Vazda da ismale geçince bir şey oluşuyor. Bir boyut farkı gibi bir şey var sanki. Evet, kesinlikle bence de öyle bir boyut farkı var. Yani vazı mertebesinde iki mertebe diyebiliriz. Bunu hatta bunun buna benzer ifadeler kullanıyorlar yanılmıyorsam. Vazı mertebesinde bir şey. Zaten bazı zor örnekler üzerinden takip etmeye çalışacağız bu daha büyük soruları. Bir vazı mertebesi var, bir de istimal mertebesi var. Yani istimal mertebesindeki her hadise, her oluş vaz'a bağlı olmak zorunda mı? Değil diyoruz işte. Özellikle mecaz yani. Ve mecaz dilin çok önemli bir kısmını alıyor. Mecazı geçtik. İsmi işaretler, zamirler, terkipteki cüz'i nispetler. Tamam? Bu icmali tablo falan. İcmali.
tafsil ve anlamın bizatihi belirginleşmesi istimal sırasında oluyor. Bağlam duyarlı diyoruz işte bunlara. Yani bir şeyin bağlam duyarlı olması anlamın çok farklı bir şey gerçekten. Hani biz hep böyle bugüne kadar dili belki öyle düşündük ya, bize öyle tasvir edildi. Okuduğumuz kitaplardan böyle bir izlenim de almış olabiliriz Sarf Naif'de. Zaten bence bizim eğitim sistemimiz ilk baştan itibaren bize sanki buraya doğru götürüyor. Sarf'ta ya sen bir kelimeyi işte geçmiş zamanda mı kullanmak istiyorsun? Al sana feale kalıbı. Orada duruyor. Al o feale kalıbını istediğin gibi kullan. Hani daha baştan sana şöyle bir şey veriliyor. Yani orada bir müze var. Hani müze örneği üzerinden vermiştik. Yani resimler var. Karşılarında da isim, altında isimler var. Ha bu mu? Güzel. Bunu alayım, kullanayım falan diyorsun. Yani bu tamam. Bazı kelimeler için böyle olabilir. Ama yani dil bu kadar böyle basit matematiksel birimler, yapılar falan var da onlar birbirine eşleşiyorlar bir alemde. Ben de öyle kullanım sırasında gerçekliğimi resmediyorum falan bunlarla. Yani böyle değil ki dil. Yani dil böyle değil. Dilin birçok çok zor unsurları var. İsmi işaretler bunların zor unsurları. Harfler çok zor meseleler. Sesler kullanıyoruz ya ve bu sesler bağlam sırasında ortaya çıkıyor ne olduğu yani. Yani o istimal sırasındaki anlamlar ve hatta hani hatta ben bak daha ötesini söyleyeyim size. Hani böyle o müfredlerden biz böyle bir güven alıyorduk ya, orada varlar abi, ağacı mı kullanmak istiyorsun? Ağaç sesi var, al kullan. Yani ağaç mı demek istiyorsun? Bak bu ses oraya vaz edilmiş karşısına. Görüyorsun o nesne var, orada ağaç var. Tamam, ağaç kelimesi çok güzel. 2000 yıldır değişmemiş bu ağaç, orada duruyor. Aynı sesi kullan kullan. Yani şey yok bunun, sonu yok. Tamam, insan kelimesi abi. Devlet kelimesi. Kullanmıyor muyuz bunlar? Ya bunlar bizim dilimizin en önemli kelimeleri olmuş ya. Devlet dediğin bir tür şeyleştirmiş, reification deniyor. Devleti sanki irade sahibi bir varlıkmış gibi efendim dilde kurgulayıp sosyal hayatımızdaki korkularımız şekilleniyor ya. Yani nasıl bir şeydir bu? Yani devlet kelimesi. Sen böyle yaparsan devlet falan seni bitirir. Devlet tamam, bir faili muhtar orada bekliyor falan, beni bitirecek. Efendim. Şeye bak, dildeki yapıya bak. Çok problemli şeyler. Müfret ismi cinslerden bahsediyoruz. Tamam. Veya da hani özel isim devlet. Neyi karşıladı zaten belli değil. Özgürlük üzerine bir savaş yapıyoruz falan. Özgürlük diye bir kavramımız var falan. İşte özgürlükleri tahkim etmek için işte birilerini hapse atıyoruz falan. Özgürlüğün medlulü falan ne kadar açık. Orada hazır duruyor. Biz hani anlamda o abi bu anlam bence doğru değil. Bence böyle yapmıyoruz ki bu. Yani böyle değil bunlar. Hani bizim en güvendiğimiz yer neresi? Müfretler değil mi? İsmi cinsler. Çok kolaydı bazılar değil mi? Racül bu anlama geliyor. Al abi oradan kullan. Ağacı al kullan. İnsanı al kullan. Devleti al kullan. Nereye kullanıyorsun? İnsan kelimesinin sizce medlulü oynak bir şey değil mi yani? Devleti düşünün. 500 sene önce bir insan devlet kelimesini devlet ebed müddet deyince ne anlıyordu? Bugün biz ne anlıyoruz? Nakil mevzusu. Efendim, insan deyince sizce Aristo'nun insan derken anladığı şey ile Darwin'in insan derken anladığı ve şu anda bir biyoloğun insan derken anladığı şey aynı mı? Değil. 10 sene sonra aynı olur mu? Yani efendim şeyle genetiği değiştirmiş insanlar üretimine başlandı yani. Olmaz. O kadar çok güvendiğimiz müfredler, oradan böyle torbadan seçim kullandığımız işte bir sadece dili bir araç olarak görüyorduk ya biz. Ama gerçeklik burada bir alem. Biz yaşıyoruz, sosyal hayatımız var. Dil de bizim anlaşma aracımız sadece. Araç olarak kullanıyoruz yani, hani iyi bir araç, kullanışlı bir araç falan. Orada istediğimiz gibi alıp kullanıyorduk falan. Öyle bir şey değil dil. Yani orada duruyor bir araç olarak, al kullan. Al kullan insanı bakalım yani. İnsan kavramının medlulü, etrafındaki yan manalar. Ne belirliyor bunları? Medlulünü. Bağlam. Senin sosyal gerçekliğin insan lafzının dildeki anlamının farklı yerlere doğru sürekli böyle bir matrix içerisinde oynamasına sebep oluyor. Tamam mı? Yani bağlam ile dil şöyle şeyler yani. Dil bağlamı, bağlam dili üretiyor bir şekilde. Ya bunu gördüğün zaman tabii bunlar çok büyük meseleler. Yani şunu dediğin anda bir anda şeye düşüyorsun. Hani bize taalluk eden problemler ne, ben size söyleyeyim yani, biz bu şeyler üzerinden gidersek, hani bugün yapılıyor bu kıta felsefesinde, belki farklı isimlerle yapılıyor bu. Yani biz 1400 sene önceki bir nassın, metnin anlamına ulaşmaya çalışıyoruz falan.
Ve bu anlam böyle bir tek kelime falan değil. Terkipler, siyak, hepsi beraber. Dilde en güvendiğimiz kelimelerin bile delaletlerini tespit için işte sözlükler, araçlar falan kullanıyoruz yani. Hiç kolay bir şey değil yani. Zor bir şey. Yani hatta şöyle bir örnek vereyim mesela. 2002-2004 yılında böyle bir forumda bir tartışmaya şahit oldum. Yani sonradan yani şey yaptım. Ben sonradan tabii 2012-2013'te girdim baktım. Bir tane arkadaş, dur şunu çıkarayım biraz şey oldum, ısındım, oturayım da. Bir tane arkadaş Avrupa'da yaşıyor. Bir tane eleman bir hocayla tartışıyor, usulcü herhangi bir hocayla. Bu elemanın iddiası mükellef olmadığını düşünüyor. Nerede? Şimdi mükellef olmadığını düşünüyor. Neden mükellef değilmiş efendim? İslam hak, Allah Teala peygamber hak, problem yok. Ama mükellef değilim. Ve bu çok üst düzey usulü, mantıki, kelami tartışmalara girebilecek derecede literatüre hakim. Yani seninle doğrudan usul kaideleri üzerinden tartışıyor yani. Efendim. Tebliğin ulaşması gerekiyor. Efendim, teklifin gelmesi için. Ve tebliğin ulaşmış olma imkanlarını kaybetmişiz bugün diye düşünüyor. Yani Kur'an'ın anlamı, efendim Kur'an'ın anlamı, davet ettiği temel anlamlar, tamam, buna ulaşmamızın mümkün olmadığını, araya bir tarihsel mesafe girdiğini ve elimizde bunlara ulaşacak bir aracın olmadığını düşünüyor. Ve dolayısıyla her ne kadar efendim bazı şeylere inansa da mükellef olmadığını, yani kendisi inanıyor, inanmıyor değil ama mükellef olmadığına inanıyor yani. Yani inan. Hayır, şeylere inan. Allah'a inanıyor, peygambere inanıyor ama hani bizim İslami partisi de bizatihi mükellef davet et ulaştıktan sonra mükellef olduğuna dair de bir içerik var. Genel İslam'da değil mi? Yani Allah Teala bizleri mükellef kıldığına dair de. Efendim. Böyle olmadığını düşünüyor. Çelişiyor. Valla doğrudan çelişiyor mu bilmiyorum. Bence tartışma biraz daha adamla işte anlamlar. Yani Allah Teala bir bazı insanlarla vahiy aracılığıyla hitap etmiş. Bunları kabul ediyor yani. İlk dönem Müslümanları, belki sonraki bir asır, iki asır, bunlar mükellefler ama zamanla o şey o kalmıyor artık yani bir şekilde. İşte bayağı bu hermenötik falan birçok modern linguistik, felsefi efendim teorilerle falan destekliyordu yani görüşünü efendim. Çok ilginç bir tartışmaydı. Yani buna benzer hadiseler kapımızda. Yani bunlar yaygınlaşmış değil. Yani şu Batı felsefesinde de, şu anda analitikte de, kıta felsefesinde de dil gerçeklik tartışmaları efendim ve metin okuma, anlama efendim, kutsal metinlere her şeyi uyguluyorlar. Hiç farkları yok. Bilimsel metinler, tarihsel metinler, hepsine komple uyguladıkları yöntemler, tartışmalar ve anlayışlar var. Bunların hepsi kapıda bekliyor. Girecek yani gündemimize. Gidiyor. Bir kısmının zaten gündemine girdi yani entelektüel taifenin. Ve naslar, din demek, nas demek, nakil demektir yani. Bu nasların nasıl anlaşılacağı, bize ne hitap ettiği, bunların anlamları, metinden anlama ulaşmak yani. Hangi araçlarla nasıl ulaşacağız? Bizim için büyük mesele. Ya tabii burada usulü fıkıh birçok bizim aracımız var. Bu İslami ilimlerin tedvin edilmiş olması bizdeki birçok aslında bu az önce takrir ettiğim, söylediğim şüpheleri zaten otomatikmen gideriyor. Bayağı bir kısmını gideriyor. Ancak mesele eğer efendim biraz daha böyle şey noktasına gelirse, işte böyle insan, devlet gibi kavramlar bile tamamen değişmiş. İçeriklerini kültürel, iktidar, şu bu belirliyor falan. Hakikat gibi bir kelimenin bile içeriği tamamen iktidarın uydurduğu bir şeydir falan tarzında noktalara varmış bu mesele. Efendim, oraya geldiği zaman ne yapacağız acaba? Yani mesele sadece işte ben iman ediyorum falan çünkü bana anlamlı geliyor falan. Yoksa hakikaten gerçekten nesnel tırnak içerisinde diyebileceğimiz bir zeminde biz ilahi emirlere muhatap olabiliyor muyuz yani? Veya anlayabiliyor muyuz yani? Yani meselenin böyle boyutları var, giden boyutları var. Çok uzatmayacağım bu kısmını. Ama dil dediğimiz şeyi tahlil hem mantık, kelam, felsefe tartışmaları için son derece hayati bir şey.
Yani en başta dedik hani birkaç örnek üzerinden derinleşmeye çalıştık. Bugünkü dil felsefelerinde de aynı örnekler üzerinden çok gidiliyor. Bu ismi işaretler, zamirler. Hatta dersin başında mesela edatlardan bahsediyoruz. Bunları çok konu etmedik. Burada bile yok neredeyse yani. Hatta şey örneğini verdik. Geçen bir derste de onu duydum yani. İşte kelimesinin anlamı ne dediğimiz zaman böyle kalırız mesela. İşte, zaten falan gibi mesela kelimelerin anlamları, kullandığımız kelimeler, hatta o kelimeyi kullanıp kullanmamız çok şey değiştiriyor yani iki cümlenin bağlantısını falan. Bunlar bağlam duyarlı terimler efendim. Bunlar nasıl oluyor da bize bir anlamı bildiriyorlar efendim. Bunlar üzerinde biraz kafa yormamız gerekiyor. Yani dil o kadar böyle şey bir taraf değil gerçekten. Her şey açık bir şey değil. Yani gramer ve sarf kaidelerini anladığımız zaman bir dili anlıyoruz veya dilin tabiatını anlıyoruz diye bir şey yok. Yani doğrudan dil ile uğraşmak, dilin tabiatıyla uğraşmak, bu vazı üzerinden bir tahlil yapmak bizim için mevcut sahip olduğumuz dilin tabiatını anlamaya bir araç yani. Ve bunu anlamadan bence birçok metafizik problemlerimizi falan anlayamayız yani. Veya oraya gelip kilitlenecek yani. En basitinden şeyi de düşünün hemen. Mesela din dili diye bir şey var. Allah Teala hakkında konuşuyoruz. Bu konuşma hangi çerçeve içerisinde ne kadar anlamlı ve ne kadar biz bir şeyle temas ediyoruz yani. Biz kelam dersinde mesela bu zorlukları zaten görüyoruz. Yani bu dil felsefesindeki birçok tartışma kelam usulü fıkıh kitaplarında gerçekten ayrıntılı bir şekilde yani var bir kısmı yani. Veya çok ince şeyleri hissetmişler. Problemler doğal olarak ortaya çıkmış. İşte sıfatlar, sıfatların naslardan çıkarılması, aklen işte tahsise uğraması bazı şeyler. Bazı tenzih var, teşbih var, teçsim var falan. Efendim o denge içerisinde nasları anlamaya çalışıyorsun falan. İnsan biçimci işte tanrı anlayışları falan şu bu tartışmaları oluyor. Yani bir insan ancak kendisine benzeyen bir varlığı anlayabilir, idrak edebilir tarzında. Böyle şeyler var aslında. Bu kafalarda bir şekilde oluşmuş yani bu. Tarihte de oluşmuş, bugün de oluşmuş. Yani din dili, dinin bir şeyi iddia etmesi, bir şeyi tebliğ etmesinin dili nasıl mümkün? Nereye kadar sınırlar nelerdir? Bunlar. Bizim inşallah bu derste yaptığımız şeyler biraz en azından kafamızda bazı sorular oluşturdu. Eğer bu alanlarda daha teknik olarak ilerleyecek olanlar muhtemelen yani hakikat mecaz tarzında ve burada konuştuğumuz diğer konular gibi birçok konuyu görecekler yani. Şurayı bitirelim o zaman. Saat kaç oldu? Evet, 15-20 dakikamız var. Biraz da ilerleyelim şurada. Zaten şu konuyu anladık, şu sahneyi. Şimdi şu örneğe tatbik edelim. Şey neydi? Sonuç neydi? Bizim konuştuk. Mesela bu icmali hükümde hepsinin doğru olduğunu... Eşleştiğini nereden emin olacağız? Yani? Onu ben de bilmiyorum yani. Veya böyle bir soru aslında doğru bir soru mu? Bak ondan da çok emin değilim. Çünkü böyle bir soru sanki böyle hani gerçekten bir vaazı tek tek orada bir dünyada bu eşleştirmeleri yapmış. Biz de onları alıp kullanacağız zaten. Hep böyle bir sanki varsayımdan da gidiyor zaten. Yani daha önce ben katele'yi, darabeyi kullandığım zaman bir cümlede muayyen cüz'i bir faile nispetinden daha önce onay almış olmam lazım. Efendim gerçekten. Ve o onaya mebni kullanabiliyorum ancak. O onay olmasaydı kullanamayacaktım. Veya kullansam da anlaşamayacaktık falan. Gerçekten öyle mi aslında? Hani dedim ya ben size ilk defa bir mecazı ben kullanıyorum. Bunda hiçbir problem görmemiş hiçbir ulema. Zaten dil böyle bir şey. Yani muazzam bir kaside yazan bir insan ilk defa Arap dilinde söylenmemiş mesela mecazları yaptığı için o muazzam bir kaside oluyor yani. Efendim. O mecazi anlam ilk defa o lafızlarla, o terkiplerle ifade edilmiş ve anlam ortaya çıkmış yani. Tamam. Yani demek istediğim her istimal için öncesinde en ayrıntısına kadar tafsili olarak da. Tamam. Yani biz aslında senin buradaki eşleştirmenin doğruluğundan kasıt biraz sorumuz sanki tafsili eşleştirmeyi de emin olmak, tafsilinin olmuş olduğunu istemek, beklemek yani. O da ne olmuş oluyor? Her istimaldeki her anlam için %100 anlamı kuşatan her ne kadar kaide, kural varsa anlamın tahakkuku için bunlar daha önce bilinip, tespit edilip izin verilmiş olması lazım. Tarzında bir varsayıma dayanıyor. Ama biz diyoruz ki böyle bir şey olması gerekmez yani. Dil böyle bir şey değil. Gerçekten böyle bir şey değil. Mecazlar da, ismi işaretler de istimal sırasında anlamları tayin ediyor. Yani bir tür kullandığımız sesler hani içinde bulunduğumuz ortam sırasında hani hada dediğim zaman kim oldu? Sen dediğim zaman bu cüz'i sen kullanımının nereyi gösterdiği, işaret ettiği istimal sırasında oluyor. İlle de ben hakikaten şu anki sen kullanımının daha öncesinden bana izin verilmiş olduğunu olmuş olması benim bilip bilmem önemli değil. Daha önce izin verilmiş olması gerekmez yani, tamam?
Külli olarak gerekir mi? Orası işte tartışılır. Gerekir gibi duruyor. Çünkü vazı bu. Yani ben sen değil de X desem falan senin anlamı anlaşılır mı yani? Sen efendim zamirinin karşılamasına karşılar mı? X diye bir ses karşılamaz mesela yani atıyorum. Demek ki bir şeyler var. Yani ne tamamen kurallardan, vazıdan bağımsızız ne de istimaldeki her şey vaz'a bağlı ayrıntılı bir şekilde. Arada bir şey ama işte o aradaki boşluğu, ölçüyü nasıl dolduracağız teorik olarak? Sonrası gelecek araştırmaların konusu bence. Gerçekten şu an yani o bağlamın tayinlerinin ölçüsü var mı? Bağlamın tayinlerinin ölçüsü var mı? Bir tür bir teorizasyon yapılabilir mi yani? O vaz'ın dolduramadığı boşluklarda bağlamın etkili olduğu, istimaldeki anlamın ortaya çıkmasında bağlamın etkisinin olduğu yerde bunun bir teorisi geliştirilebilir mi acaba? Ya gerekir mi aslında? Onu da düşünmek lazım yani. Tamam. Devam edelim. Meselen, innel fi'lel madiye mevdu'un bike'en. Bike'en kal, kullu ma kâne ala hey'eti fe'ale ve fe'ule fe'ile. فَعَيَّنْتُهُ لِنِسْبَةِ مَدْلُولِ مَصْدَرِهِ اِلَى فَاِلٍ مُعَيَّنٍ فِي الزَّمَانِ الْمَاضِيِ. Yani nisbet dediği burada nisbe cüz'iye muayyene. Tamam. Muayyen cüz'i bir nisbet. مَلْحُوظَةٍ بِوَجْهٍ كُلِّيِّنْ ama. Tamam. مَلْحُوظَةٍ بِوَجْهٍ كُلِّيِّنْ. Çünkü ona göre vaz-ı am mevzule has olacak. İşte cüz'i bir nisbet var. Ama bu cüz'i nisbetlerin her birini tek tek görmemişim. İcmali bir mutlak nisbet üzerinden görüyorum. Tamam. فَبِهَذَا وُضِعَ ضَرَبَ لِنِسَبِ حَدَثِ الدَّرْبِ اِلَى فَوَاِلَ مُعَيَّنَ. Tabi fi zamanı الماضي. غَيْرِ مَحْصُورَةٍ كَمَا فِي ضَرَبَ زَيْدٌ وَضَرَبَ عَمْرٌ وَضَرَبَ بَكْرٌ وَهَكَذَا وَوُضِعَ قَتَلَ لِنِسَبِ حَدَثِ الْقَتْرِ إِلَى تِلْكَ الْفَوَاعِلِ كَمَا فِي قَتَلَ زَيْدٌ وَقَتَلَ عَمْرٌ وَقَتَلَ بِشْرٌ وَقَتَلَ خَالِدٌ وَهَكَذَا إِلَى مَا لَا نِهَايَةَ لَهُ. Yani şeyi hissettiniz mi? Yani kurabileceğin her bir cümlenin bir vazını oluşturmaya çalışmış yani adam. Çok ilginç bir şey yani. Bunu niye düşünmüşler? Yani bunu biraz düşünmek lazım üzerinde. Niye böyle bir şey yapmaya çalışıyorlar yani? Bir şekilde dediğim gibi bence pratik kaygılar var yani. Dilde kullanımların o kadar oynak olmasını istemiyorlar. Yani hani bunun kapısını kapatmazlarsa nereye gidebileceğini belki kestirmişler mi veya da ne olabilir yani. Yani her bir söyleyeceğin cümlenin bir şekilde külli kaideler üzerinden de olsa daha önce bir vaz'ının olmuş olduğunu düşünmüşler yani. Varsaymışlar yani. Geç bir işaretlemişiz. Tamam. هذا على ما هو المختار عند المحققين. Tabi yani faalenin terkibi suretinin vaz'ının bu türden olduğu, tam terkip içerisindeki suretinin sadece maziyi bildirmesi değil, nispeti cüz'iye yani. Bunun böyle olduğu diyor muhakkiklere göredir. Demek ki mütekaddimin daha öncekiler farklı düşünmüşler. Ona zaten gelecek hemen. Nasıl düşünmüşler bunlar? Muhtar olan min enne siyagal ef'ali mevdu'atun linnisbeti ila fa'ilin muayyenin. Yani bunlar şöyle düşünmüşler. Biz şimdi darabeyi kullanıyoruz ya cümlede. Diyorlar ki buradaki darabenin vaz'ı veya da fiili mazinin vaz'ında, fiillerin vaz'ında muayyen bir nisbet vardır. Yani vaz'ı her bir fiili muayyen bir nisbet, muayyen bir faile nispet edilerek kullanılmasını düşünmüştür. Yani mutlak bir nispet değil. Yani her bir fiilin bir nisbesi vardır tarzında değil diyor. Yani fiilin vaz'ında muayyen bir faile nisbet edilmesi vardır diyor. Muayyen olmadığı zaman çok daha mutlak oluyor. İşte vaz-ı am mevzule am diyebileceğiz o zaman. Tamam mı? Yani o nisbetül mutlakun nisbe dersek nisbe cüz'iyeler gidiyor. Hani hâzâ gibi düşünün. Hani ne demişti Taftazani? Muşarun ileh yeterdir. İstimal sırasında ortaya çıkar. Efendim diğerleri hayır. Muşarun ileh de her bir cüz'i tek tek vazı mertebesinde tayin edilmiş olması lazım diyor. İcmalen bile olsa bu tayin. Tamam. Şimdi 55'i okuyalım. 55'in sayfayı açın. Birkaç satır oradan okuyalım. Ne dediği daha iyi anlaşılacak. Biraz delil de getirmeye çalışıyor. 55. sayfa şerhte ortalarında falan. Mevdu'atun li nisbeti ila fa'ilin muayyenin.
Böyle biraz uzun bir paragraf var hemen ardından. Ve innemâ kâlû diye başlıyor. Ortadan bir iki satır sonra ve innemâ kâlû satırın ortasında. Mevdu'atun lin nisbetinin tam altında. Ve innemâ kâlû bi vad'il ef'âli bi'tibâri hey'âtiha lin nisebi ile fevâile mahsûsetin. لأنها لو كانت موضوعة للنسب إلى فاعل ما لاستعملت بدون الفاعل ولو مرة مع أنها لم تستعمل. Bu çok ilginç bir ifade. Bana bayağı şey geldi, garip geldi. Başka kitaplardan tahkik etmek lazım. Çünkü nakiller yapıyor herhalde burada. Ne diyor burada? Şimdi muayyen diyor faillere nispet edilerek vaz edilmiş olmaları lazım diyor. Fiildeki nispetin. Çünkü diyor eğer herhangi bir fail düşünülerek vaz edilmiş olsaydı fiiller, hani her fiilin bir faili vardır ama işte faili tayin etmeden herhangi bir fail diye vaz etmiş olsaydık darabaları falan veya fiili maziyi falan. Diyor ki lestu'milet bidunil fail velev marraten ma'anha lem tustamal. Yani fail olmadan da istimal edilip bir kere de olsa edilmiş olması gerekir diyor. Ama böyle bir şey olmadı diyor. Bana garip geldi yani çünkü bir fa'ilin ma hiç fail olmaması demek değil ki yani. Hiç fail olmaması demek değil bir fa'ilin ma. Sadece tayin etmiyoruz yani. Hatta şöyle denebilir yani. Yani mutlak fail, muayyen olmayan bir fail le vaz etmiş olmak istimal sırasında bu mutlağın bir mukayyette veya ammın hastaki tezahürüne engel değil. Yani has olarak tabi istimal sırasında muayyen bir fail olmuş oluyor. İstimal sırasındaki muayyen fail o mutlak faille münafi bir şey değil. Yani mutlak fail zaten kendi başına olmaz. Muayyen bir failde tezahür eder. Dolayısıyla hani aynı Taftazani'yi desteklerken yapmaya çalıştığımız şey gibi. Hani burada mecaz olur falan diyorduk ya. Hayır mecaz olmaz diyordu. Çünkü el ammu fi dımnil has falan demişti. Yani hada'nın kul her bir kullanımda aslında el muşaru ileyhin anlamı var aslında orada diyordu. Yani külli anlam var aslında diyordu. Bir mecaz olması gerekmez yani diyordu. Burada da benzer bir şey gayet iyi denilebilir. Allahu alem. Fe'ulime enneha mevdu'atun bi'tibaril hey'eti linnisebi ile feva'ile muayyenetin fi ahadil azmineti. Fe'in kulte hella yelzemu hine izin kevnuha mecazatin iza stu'milet fima adel feva'ilil muayyeneti şahsiyye. Şahsi cüz'i faillerde istimal edilmediği zaman o zaman mecaz olsun. Madem ki yani muayyen faillere vaz edilmiş her bir fiil. Bu tabloda yani değil mi? Her bir muayyen faili yaptık. O halde şahsi yani tamamen cüz'i şahsi bir fail için kullanırsak efendim o zaman şey olmasın diyor. Mecaz olsun o zaman diyor. Yani Zeydun gibi alem için kullanırsak mesela diyor. Racul gibi genel bir fail için değil de. Kulna la yelzemu لأن المراد بالفواعل المعينة ما يصدق عليها الفواعل المعينة أي فواعل معينة كانت أي فواعل معينة كانت كما هو شأن النكرة من شمول الأفراد على سبيل البدل فعلى هذا gelmeden önce yani mesela caa raculun derken hani raculun ismi cinsi herhangi bir adamı karşılıyordur yani orada gerçekte caa raculun derken tabii ki bildirdiğim haberde muhakkak insanlardan bir tanesi bu meddülün karşılığı olmuş olacak. Ama dilin anlamı onu da başkalarını da kuşatıyor. Yani bunu belki mütekellim biliyor kim olduğunu falan bunun yani. Hatta kasten yani ismini bile söylemeyebilir. Böyle hani garazlar, maksatlar vardır mütekellimin. Efendim. Bunun gibi diyor aynı şekilde ben muayyen bir fail derken şahsi Zeyd gibi alem olmasını kastetmiyorum demek istiyor. Yani muayyen fail istimal sırasında racul de olsa, zeyd de olsa herhangi bir fail olması yeterli oluyor. Mutlak mefhumu değil diyor yani. Ferdi herhangi bir ferdi ortaya çıktığı zaman benim muayyen fail şeyime engel değil. Yani ben şahsiyi kastetmiyorum, alemi kastetmiyorum demek istiyor. فَعَلَى هَذَا يَكُنُ الْمَدْلُولُ الْمُطَابِقِيُّ لِلْفِعْلِ غَيْرَ مُسْتَقِلٍ بِالْمَفْهُومِيَّةِ لِيَحْتِيَاجِهِ اِلَى ذِكْرِ فَاِلٍ مَخْصُوصٍ وَالتَّفْصِيلُ فِي حَاشِيَةِ الْفَرِيدَةِ. Burayı tam anlamadım. Burada bayağı oraya gitmek lazım muhtemelen. Bu mutabiki delaletle alakalı bir şey tartışıyor ama bu haşiyetül feride dediği arkadaşlar el-feride hangi metin? Bilen var mı? Önemli bir kelime, önemli bir isim, kitap ismi bu. Semerkandî'nin. Evet, Semerkandî'nin beyanla ilgili okumayı düşündüğümüz risalesi el-feride. Çok önemli bir metin.
3 sayfa falan yani 3-4 sayfa metin. İstiare üzerine işte el-feride fil-istiara. İstiare üzerine bir metin ama üzerine o kadar çok şerh bağışı yazılmış ki işte bir tane elimizde Filibeli Ahmet Filibeli Seyyid Halil Efendi'nin haşiyesi var. İsam'ın ona şerhi var. O 4 sayfalık metni. İsam'ın şerhi meşhurdur. Onun üzerine birçok haşiye var. Bir tane haşiye Osmanlı son dönem haşiyesi. Haşiye-i Cedide diye biliniyor. 2 cilt. 4 sayfalık metne 2 cilt kocaman. Ne yazmış olabilir bu insan yani dersin. Efendim yazmışlar hemen her şey var. Hani burada konuştuğumuz şu vazılar, bütün mecaz, hakikat falan, kelam, felsefe her şey zaten var yani orada. İki cilt şeklinde İslam'ın kütüphanesinde var bu haşiye. Efendim onu kastediyor olabilir Haşiyetül Feride derken burada. Emin değilim yani ama veya da başka meşhur İslam şerhi üzerine olan bir haşiyeyi kastediyor olabilir. Tam çıkaramıyorum yani. Ama muhtemelen bu İslam şerhi üzerine olan bir haşiye. Feride zaten Semerkandiye metni dediğimiz metin. Çok mühim bir metin. Çok mühim bir metin. İnşallah oradaki bütün istiare görüşleri, mezhepleri var. İşte burada yaptığımız bazı mecaz, hakikat, gerçeklik ilişkilerinin bir benzerleri orada da var. Yani mecazı akli, işte istiare-i mekniye üzerinden sürekli gidip geliyoruz yani orada da. 3-4 tane mezhebi çok ayrıntılı takrir ediyor istiare sırasında, istiare ile ilgili. Tamam, şurayı geçelim net şimdilik. Şimdi ikinci görüşe bakalım. وَمَّ عَلَمَهُ وَرَأْيُ الْجُمْهُورِ. Şimdi cumhurun görüşü ne? Cumhur burada eynini ve diğer o muhakkikin dedikleri gibi düşünmemişler. Şu fe'ale fiili mazisinin vazında. Diyorlar ki min enneha mevduatun, fiiller neye vaz edilmiştir? Mevduatun li nisbeti ila fa'ilin ma. Fema vudi'a lehu kullun minel ef'ali ma'nen kulliyyun. Yani her bir fiil diyor o terkibi sureti dahi külli bir manaya vaz edilmiş. Yani bir fail alması gibi bir şey. فَيَكُونُ حِينَئِذٍ مِنْ قَبِيلِ وَضْعٍ عَامٍ لِمَوْضُعٍ لَهُ عَامٍ كَمَا أَنَّ وَضْعَهُ لِلزَّمَانِ كَذَلِكَ. Yani zamana olan, fiili mazinin maziye olan delaletinin vaz-ı nevinin üçüncü türüyle, yani vaz-ı am, mevzuleh amla yapıldığında bir ihtilaf yok. İhtilaf nisbet, yani fiilde bizim anladığımız nisbetin vaz'ının nasıl olduğu. Eğer o nisbetin cüz'i olarak mülahaza edersek vaz'ını, o halde eğinlinin dediği gibi deriz. Yoksa o nisbeti mutlak nisbet olarak, herhangi bir faile nisbet olarak düşünürsek külli bir vaz'ı olur. Çünkü mevzuleh zaten külli olmuş oluyor. Tamam? Mevzuleh külli olmuş oluyor. Mutlakun nisbe külli. Vaz'ı da külli olmuş oluyor. Tamam? Bu durumda zaten o ikinci türe girmiyoruz. Ki zaten mütekaddimin o ikinci türü bilmiyorlardı zaten. Tamam? Yani bunu kabul etmiyorlardı, düşünmüyorlardı yani bunu. Tamam? Bilmiyorlardı. Dolayısıyla zaten bu beklenirdi yani böyle bir şey. İşte burada iki ihtimal de daha mümkün duruyor. Mesela Hazar'da biraz daha işgaller getiriyorduk mecaz şu bu problemleri. Ama burada ikisi de mümkün duruyor sanki. Daha mümkün duruyor yani. Tamam? Vaz-ı am mı, mevzuleh am mı diyeyim yani. فيكون حينئذ من قبل وضع عام لموضوع له عام كما أن وضعه للزمان كذلك وكوضع المركبات التامة. Şuraları da okuyalım, zaten kolay bunlar, benzer şeyleri tekrar ediyor, nahif kaidelerini sadece biraz anlatıyor. وكوضع المركبات التامة. Şimdi buradaki toplam 7 tane örneğimiz var arkadaşlar, 7 tane grup saymış şu ikinci tür vazda. Birincisini anladık, birincisi dediğim gibi tartışmalı, üçüncü kısma da sokanlar var. Onu biraz Yusuf Decvi'de de biraz göreceğiz inşallah, oraya geçeriz. Geri kalan 6 kısım çoğu veya hepsi neredeyse gramer kaideleri. Tamam. Nahif kaidelerinin kendilerini biz nasıl oluyor da o kaidelere uygun şekilde cümleyi terkip ettiğimiz zaman isnadın anlamı tahakkuk ediyor bizde. Yani müpteda haberi mesela şecerun, kalemun. Rastgele kelimeler sıraladığım zaman aralarında bir isnat olmuyor da mesela işte Zeydun Kaimun dediğim zaman oluyor. Tamam mesela. Ya kalemun ahmaru dediğim zaman, el kalemu ahmaru dediğim zaman, ha orada isnat anlıyorum. Yani rastgele sadece kalem ve kırmızılık tasavvurları peşi sıra zihnimde oluşmuyor. Bir bağlantı içerisinde gerçekleşiyor ya. O neyle oluyor o? Lafız olarak buna delalet eden bir şey var mı? Var, irab var aslında. Kalemun ahmar, İrab harekeleri o isnadın
o terkibin anlamına vaz edilmiş aslında. Tamam? Vaz edilmiş. Ama o terkibin kendisi işte mevzu mu o şekilde? O ses ona vaz edilmiş mi? Evet diyor. Bakalım ne mesela? Ve kevad el murakkebati tamme. Yani tamme dedi. Yahsunu sükutu aleyha yani. Tamam? Yani gramer kaideleri şu anda özellikle isnat, müfteda, haber cümlesi nasıl oluyor da biz değil de bu terkiple bir isim cümlesinin anlamından haber verebiliyoruz. Fe inneha mevdu'atun bike'en kal kullu ma kana ala hay'ati zeydun fa'ilun fe'ayyentuhu li kulli isnadil musnedi ilel musnedi ileyhi isnaden tamamen. Yani zeydun fa'ilun dedi ve fiil cümlesini zikretmedi. Yani mesela kalıbı, kaideyi kurarken isim cümlesini sadece kuşatacak şekilde kalıbı kurdu. Neden fiil cümlesini sokmadı? Onun kalıbı farklı çünkü. Veya biz aslında fiil cümlesini biraz gördük. Fiilin olduğu her yerde bir fiil cümlesi vardır değil mi? Bir şekilde. Biz fiili az önce terkip içerisinde görmedik mi aslında? Darabe Zeydun'u. Onun vazı birinci türde aslında anlatılmış oldu. Yani fiil failde bir nispet var. Cüz'i bir nispet var. Fiilde zaman var falan filan. Ona böyle bir kaydı onu zaten tabii ki bildirmiyor. Efendim. Ama fiil faili biz fiil nispeti fiilde düşündük yani. Öyle konuştuk. Yani muhtemelen ben bunu görmedim şartta ama burada sadece kaydı olarak mürekkebat tam diyor. Aslında buna fiil fail cümleleri de girer. Ama kaideyi kurarken isim cümlesi üzerinden gitti. Yani ya diyebiliriz örnek getirdi sadece aslında diğerini de böyle kurgulayabilir burada isnat üzerinden. Ya da aslında zaten biz fiili yaptık ya terkibin suretini orada yapmış olduk vaazını. Yani fiil cümlesinin vaazını az önce zaten yapmış olduk diyebiliriz. Allahu alem. Tamam. Buradaki isnaden tamam dedi ya kullu ma kana ala hayati zeydun fa'ilun. Mesela nedir? Bekrun, katibun falan dedik. Buna giriyor falan. Bütün bunlarda isnadı anlıyoruz. Bunu nasıl anlıyoruz? Daha önce vaz edilmiş. Terkibin vazı söz konusu. Burada da gene arkadaşlar ne var? Vaz nev'i. Ondan sonra vazı am mevzule has. Tamam. Burada da gene var. İnkisam ala sebil-i inkisamil ahad ilel ahad. Yani gene birebir eşleştirme üzerinden var. Tamam. Yani burada zeydun failun şekline gelebilecek bütün sesleri düşünüyoruz. Karşılarında manalarında birebir eşleştirmişiz yani. Tamam. فَبِهَذَا وُضِعَ زَيْدٌ قَائِمٌ لِهَذِهِ النِّسْبَةِ الْجُزْئِيَةِ وَعَمْرٌ قَاعِدٌ لِتِلْكَ النِّسْبَةِ وَهَكَذَا وَكَوَضْعِ الْمُرَكَّبَةِ الْإِضَافِيَةِ. Şimdi Nahif'in diğer kaidelerine girdi. İzafet terkibi diye bir terkibimiz var Nahif'te ve bunun bildirdiği bir anlamlar var. Nahif zaten bunları inceliyor değil mi? İzafet terkibi ne anlama geliyor falan. Muzaf muzaifin ile arasındaki ilişkiler. فَإِنَّهَا مَوْضُوعَةٌ بِكَأَنْ قَالَ كُلُّ مَا كَانَ عَلَى هَيْئَةِ غُلَامِ زَيْدٍ فَعَيَّنْتُهُ لِكُلِّ نِسْبَةِ الْاَوَّلِ بِالثَّانِ نِسْبَةً تَقْيِدِيَةً Bakın takyidiye tamme değil. مُفِيدَةً لِلْتَعْرِيفِ اَوْ التَخْصِيسِ Yani muzafa marifelik kazandıran veya da muzafı tahsis eden bir anlamı sahip olacak şekilde iki isim birbirine nispet edilirse böyle bir muzaf-ı ileyh mecrur olacak şekilde falan filan ne oluyor? Bu anlama vaz edilmiş diyoruz. Artık bütün muzaf muzafun ileyhleri kullandığımız zaman vaza uygun bir istimal yapmış oluyoruz. Bakın bütün gramer kaidelerini vazlaştırıyor yani şu anda. Tabi buradaki tahsis ve tarif dediği kastı şu arkadaşlar. Zaten geliyor. فَبِهَذَا وُضِعَ الدَّارُ زَيْدٍ لِهَذِهِ النِّسْبَةِ الْجُزْئِيَةِ الْمُفِيدَةِ اَتْتَعْرِيفَ Bakın دَارُ زَيْدٍ de muzafun ileyh marife olduğu için dar marifeli kesbediyor. Evet yani darı biraz daha neyin kimin evi olduğunu muayyen bir ev olduğunu anlamış oluyoruz. Ve beytu amrin nitilke nisbetil cüz'iyetin mufiddetil tarife ve gulamu raculin. Bu örnek ise biraz farklı daru zeydinde. Muzafun ileyh burada nekire. Litilke nisbetil cüz'iyetil mufiddeti et tahsise ve hakeza. Burada gulamu raculin tarif kazanmıyor muzaf bu nisbete girdiği zaman. Mahsus bir evet isim oluyor. Yani artık herhangi bir evlat değil, bir adamın çocuğu veya herhangi bir köle değil. Eğer gulam burada köle olarak anlarsak falan. Hizmetçi veya her neyse. Efendim, tahsise konu olmuş oluyor. Tabi arkadaşlar burada buradaki verdiği örnek mufideteni tarif şeye girmiyor. Şarih de bunu söylemiş. Çok güzel söylemiş bence. Kasıt burada yani izafetin bütün anlamını burada dökmek değil. Yani izafetin bir iki anlamını bahsediyor. Yoksa hani izafetin ne olduğu, neye vaz edilmiş olduğunu konusu nahivde.
İzafetin kastımız, hatta asıl şey de o değil yani, bu bana çok nahvi şekilsel şeyler ta marifeli kazanıyor. İzafetin hakkı anlamıyor. İki ismi böyle bir lafız terkibinde bir araya geldiğimiz zaman Arapça'da, yani kalem-u zeydin gibi bir şey dediğimiz zaman ne akla geliyor ilkin? Hani diyoruz ya muzaf muzafineyde üç şey vardır. Ya lam, ya min, ya fi anlamı verir. Yani temlik anlamı vardır, aidiyet anlamı vardır değil mi? Zarfiyet olabilir. Efendim veya da cinsini bildirmek anlamı olabilir değil mi? Hatem-u fiddatin gibi falan yani diyebiliyoruz falan. Bu aslında izafetin anlamı bu. Yani ve de başka anlamları da var. Bunlar en temel anlamlar. Bunun dışında o kadar çok anlam var ki hatta hepsinin daha genel barındıran farklı ifadeleri var. İzafet konusu başlı başına bir mesele. Yani muzaf muzafine bu şekilde bir araya geldiği zaman ne bildiriyor yani? Yani hatta dinde de meşhur akaiddeki birçok tartışma bu şeylerden geliyor. Yedullah işte buradaki izafet ne? Yani ne kastediyor? Sıfat mı mesela? Buradaki sıfatın mevsufa izafesi mi mesela? Diyeceğiz. Yoksa bir mecaz mı var? Ne var orada yani? Tamam. Bunlar nahifin konusu olduğu için bunlar örnek kabiliğinden söylüyor. Girmiyor yani fazla. Tamam. Yani çünkü hatta tarif ve tahsis bile tam değil. Bunlar manevi izafette oluyor. Lafzi izafette mesela ne gibi? Daribu raculin dersen daribu zeydin veya daribu zeydin. Bir adam zeydi dövmüş. Daribu zeydin. Emrun daribu zeydin diyorsun. Daribu zeydin bir izafet ama hakiki bir izafet değil. Lafzi bir izafet diyoruz. Efendim nedir? Tahfif için. Sadece yapılıyor. Tarif ve tahsis için değil, tahfif için getiriliyor. Burada daribu zeydin de daribu marifelik kazanmıyor. Tahsis de değil mesela. Amili çünkü. Kendi mamülüne izafe ediliyor. Tahfif olmuş oluyor yani. Daribun zeydenin tahfif edilmiş hali yani. Tamam. Ve kevad'il mürekkebeti tavsifiyye. Yani sıfat mevsuf terkibi. Sıfat mevsuf terkibinin vaz'ı da diyor bu türe giriyor. Artık bunların hakikaten bu çizdiğimiz sahnede nasıl denk geliyor düşünün. Çok zor değil yani herhangi lafızları kullandığı zaman bu terkipte karşılığında şöyle bir sıfat mevsufun anlamını külli olarak tayin edebilirsin ve her bir cüz'i de oluyor diyorsun falan. وَكَوَدَ الْمُرَكَّبَةِ التَّوْصِفِيَ فَاِنَّهَا مَوْضُعَةٌ بِكَاَنْ قَالْ كُلُّمَا كَانَ عَلَى هَيْئَةِ رَجُلٌ عَالِمٌ فَعَيَّنْتُهُ لِكُلِّ نِسْبَةٍ تَوْصِفِيَّةٍ لِكُلِّ نِسْبَةٍ تَوْصِفِيَّةٍ. Tamam. فَبِهَذَا وُضِعَ زَيْدٌ الْعَالِمُ لِهَذِهِ النِّسْبَةِ التَّوْصِفِيَّةِ الْجُزْئِيَّةِ وَرَجُلٌ كَاتِبٌ لِتِلْكَ النِّسْبَةِ التَّوْصِفِيَّةِ الْجُزْئِيَّةِ وَهَكَذَا. Yani vasıflama, bir sıfat getirmek. Anlamlar artık gene nahve havale. Sıfat mevsufun, sıfatın ne için vaz edilmiş olduğu. Tamam. وَكَوَضْعِ الْمُعَرَّفِ بِلَامِ الْعَهْدِ الْخَارِجِيِّ. Ha. İşte bu bunlar bence çok güzel örnekler. Burada yani o dediğimiz konulara daha zor, büyük problemler, daha çok dokunan meseleler bunlar. Ahdi harici ve ahdi zikri falan da diyoruz ya. Ahdi harici lamıyla marife olunmuş isimleri normal cins isimlerden ayrı bir isim olarak vaz edilmiş olduğunu iddia ediyor. Yani örneği ne bunun? Met şerhte okuyalım hemen. Şerhte biraz okuyalım. Sayfa 57. Bu da ilginç bir yapı ama bunu ulema düşünmüşler. Yani niye buraya gitmişler? İsmi cinsten ayırmışlar. Yani ahdi harici lamı alan bir ismin vazını direkt ismi cins üzerinden açıklamamışlar yani. Sayfa 57'nin sonlarında büyük uzun bir paragraf var. وَكَوَدَ الْمَعْرَفِ بِلَا مِنَحْدِ الْخَارِجِيِ. Diyor ki مُفْرَدَنْ اَوْ جَمْعَنْ. Değil mi? Yani رَيْتُ رِجَالًا جَاءَنِ الرِّجَالُ falan mesela dersin değil mi? Cem'de olabilir. بِاَنْ يُقَالَ كُلُّ مَا عُرِّفَ بِاللَّامِ الْعَهْدِيَةِ فَهُوَ مَوْضُعٌ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنَ الْحِسَاسِ الْجُزْئِيَةِ الْمُعَيَّنَةِ. Hisas dediği hissanın çoğulu. Hisse hani pay almak diyoruz ya, bir külliden pay alan. Direkt pay demek ya hisse. Ona çok benziyor. Külli cüz'i. Yani her bir cüz'i bir külliğinin anlamından bir pay alıyor ya. Her birine bir pay diyoruz. Bir pay. Hisse diyoruz yani cüz'ilere. Yani mesela Zeydun racul cüz'isini ve insan küllisinin bir hissesi yani. Tamam. Ferdi yani. Çok yakın kelimeler. Bunlar çünkü izafi cüz'ilerde de kullanılabildiği için o hissa daha böyle şumuli bir kelime. Fertten yani. Fert cüz'i hakikiyi bazen kastetmemize sebep oluyor. Tamam. Şimdi diyor ki lamı ahit lamının vaz'ını söylüyor. Neye vaz edilmiş? Efendim muayyen bir cüz'i bildirmesi. Bu muayyen cüz'i ki hisse diyor işte. Yani ille de insan ve zeyt gibi olması gerekmiyor yani. Mesela
ne diyebiliriz? İnsanın ve racul de olabilir. Yani insanın bir külli, raculunun bir payı, bir parçası yani, bir kısmı yani. Tamam? Bu da olabilir yani. İlle de zeyd gibi müşahhas olması gerekmiyor. Tamam? وَعْلَمْ أَنَّ لَامَ الْعَهْدِ الْخَارِجِيِّ مَا أُشِيرَ بِهِ إِلَى مَفْهُومِ مَدْخُولِهِ مِنْ حَيْثُ تَحَقُّقُهُ فِي ضِمْنِ فَرْدٍ مُعَيَّنٍ وَأَنَّ مَذْهَبَ الْمُحَقِّقِينَ فِي اِسْمِ الْجِنْسِ اَنَّهُ مَوْضُعٌ لِلْمَاهِيَّةِ الْمُطْلَقَةِ. Biz bunu tartıştık yani. Mutlak mahiyet içindir, şey mi için midir falan. وَإِنَّمَا الْوَحْدَةُ مَدْلُولَةُ تَنْوِينِ التَّنْكِيرِ. Yani جَاءَنِي رَجُلٌ dediğin zaman diyor ki racul orada mutlak adamlık mahiyeti için vaz edilmiş. Senin oradan bu cümlede bir adamı anlaman oradaki tenvinden kaynaklanıyor diyor. Tamam. Racul'un kendisi min haythu huwa sadece birlik veya çokluk kaydı olmaksızın adamın anlamını verir sana diyor. Artık o adamın anlamı zihinde var, hariçte var. Bir, çok, o mühim değil diyor. O kayıtlar melhuz değildir diyor. Mülaza edilmiş değildir vazı sırasında diyor. Mutlak mahiyet o. Tamam. Ala ma sabak. Fe iza dakhala alayhi lamul ahdil khariciyi yelzemu an yakuna mecazan min itlaqi ismil cüz'i alel kul. Yani ne diyoruz mesela? Bunun örneği neydi? Geliyor mu burada bilmiyorum. Mesela ra'aytu raculen feca'ani raculu. Diyoruz ya işte ahdi harici bu. Ra'aytu raculen feca'ani er raculu. Az önce bahsettiğim adamı el taksi getirip işte buradaki ca'ani er raculu derken ahdi zikri yaptım, ahdi harici yaptım. Buradaki ahdi harici ile beraber bu isim toplamda normal ismi cinsinden farklı mı vaz edilmiş? Evet diyor. Çok ilginç. Diyor ki يَلْزَمْ أَنْ يَكُنَ فَإِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ لَامُ الْعَهْدِ الْخَارِجِيِّ يَلْزَمْ أَنْ يَكُنَ مَجَازًا مِنْ اِطْلَاقِ اِسْمِ الْجُزْءِ عَلَى الْكُلِ وَهُوَ خِلَافُ الظَّاهِرِ. Yani normalde hani bütün fertleri kuşturuyor ama sen muayyen bir ferdi kastediyorsun. Muayyen bir ferdi vaz edilmiş de eğer ismi cins mantığı üzerinden gitsek değil mi? فَمِنْ ثَمَّ ذَهَبُوا اِلَى اَنَّ الْمُعَرَّفَ. Bu problemden dolayı ne iddiasında bulunmuşlar? Lam-ı ahdi ile beraber olan isimleri farklı bir vazıftan bahsetmişler. اَنَّ الْمُعَرَّفَ بِلَا مِنْ اَحْدِ الْخَارِجِيِ عَلَى ذَٰلِكَ التَّقْدِيرِ مَوْضُعٌ بِوَضْعٍ آخَرْ بِالْوَضْعِ النَّوْعِيِّ مُغَيِّرٌ لِوَضْعِ الْاَجْزَائِ. De vazı nevi ile bakın çok ilginç. Vazı nevi çünkü her el alan falan bütün kelimeleri düşünmeye başlıyorsun yani. Vazı nevi oluyor çünkü birden çok sesi, lafızlar çok. Hepsini el alabilmesi açısından tasnif ediyorsun, tamam. وَكَيْفِيَةُ هَذَا الْوَضْعِ عَلَى مَا أُشِيرَ إِلَيْهَا آنِفًا بِأَنْ يُلَاحَظَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُحَرَّفَاتِ بِاللَّامَاتِ الْعَهْدِيَّةِ بِكُلِّ مَا دَخَلَ عَلَيْهِ اللَّامُ وَتَقَدَّمَ ذِكْرُهُ لَفْظًا. Kaideye bak. بِكُلِّ مَا دَخَلَ عَلَيْهِ اللَّامُ وَتَقَدَّمَ ذِكْرُهُ لَفْظًا. Böyle olan her bir isim diyor, her bir ses cümlede. أَوْ تَقْدِيرًا مِنْ حَيْثُ الْمَجْمُوعِ وَيُلَاحَظُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَفْرَادِ الْمَعْهُودَةِ بِحِصَّةٍ مُعَيَّنَةٍ مِنْ مَفْهُومِ مَدْخُولِهَا فَوُضِعَ كُلُّ وَاحِدٍ مَعَ اللَّامِ مِنْ تِلْكَ الْمُعَرَّفَاتِ الَّتِي لَاحَظَهَا بِوَجْهٍ كُلِّيٍّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَفْرَادِ الْمَعْهُودَةِ الْمَلْحُوظَةِ بِوَجْهٍ كُلِّيٍّ. Yani çoklu yapı, çoklu yapı. Birden çok isme, herhangi bir isme el geldiği zaman ki her bir sesi mülaza ediyor. El gelmiş bütün sesleri. Sonra her bir el gelmiş seslerde de istimal sırasında ortaya çıkan muayyen anlamın karşısında birebir eşleştiriyor yani falan. İki tane çoklu yapıyı yani. Son şeyleri de okuyalım. وَكَذَا الْمُضَافُ بِالْاِضَافَةِ الْعَهْدِيَّةِ. Şimdi ahdi harici, bir de ahdi harici arkadaşlar sadece lamla oluyor değildir. Şu ilginç bir örnek, şunu üzerinde düşünün. Mesela şöyle bir cümle kurduğunuz zaman ne anlıyorsunuz? Mesela رَأَيْتُ قَلَمَ زَيْدٍ dedim. Burada bir kalem gördüm. Gördüğüm kalem muayyen bir kalemden mi bahsediyorum? Yoksa Zeyd'e ait herhangi bir kalemden mi bahsediyorum? İkincisi gibi. İkincisi gibi yer ya. İhtemali kısırda. İkisini de muhtemel değil. Var pis bir şey şu örnekler yani. Usulde falan bunları bayağı inceleyeceğiz. Yani daha bir ayrıntılı. İsmi cins falan marife olduğu zaman işte lam aldığı zaman ne oluyor? Şimdi eğer ki bu ra'aytu qalama zeydinde gerçekten iki ihtimal var ama problem bunu tespit etmekte değil. Burası kolay iki ihtimalin olduğu sene. Hangisine vaz edilmiş veya müşterek mi diyeceğiz böyle bir durumda?
Lafz-ı müşterektir, karine tayin eder falan mı diyeceğiz? Yoksa müştereki manevi mi diyeceğiz yapabilirsek, iştirak-ı manevi? Ya biri daha zahirdir abi mesela. İşte ikincisi daha ilk akla gelen mütebadir ilerlediğin odur. Bu hakikattir, diğeri mecazdır eğer varsa bir istimal sırasında diyeceğiz. Yani böyle bir tane ihtimal var. Herhalde problem orada, oraya girmiyoruz. Ne kadar pis bir şey şu olan. Şuraya giriyoruz. Ya bunun böyle bir şeyin akla gelme, bu ihtimal, iki ihtimal akla gelmesinin sebebi şu. Şimdi biz raitu kalemen dersen anlaşılıyor. Raitu el kaleme desem oradaki el ya cinstir ya istiraktır bir şeydir, o da anlaşılıyor. Ama şimdi ben kaleme zeydin dediğim zaman kaleme zeydin de kalem bir marifeli kesbediyor. Sanki bir tür lam kazanmış gibi. Sanki raitu el kaleme dedim oluyor. Sonra bakıyorum raitu el kaleme deseydin bu lamın iki ihtimali var genel olarak. Yani ya ahit içindir. Yani bilinen muayyen bir kalemden bahsediyorum. Konuşma sırasında ikimiz için de mahud olan bir kalemden bahsediyorum. Veya da hani kalem cinsini gördüm. Belki 10 tane de kalem gördüm o anda. Yani cinsi kastederken ile de istigrak olması gerekmez. 10 tane de görsem oluyor orada. Raytul kaleme dediğim zaman tamam. Cins için mutlak yani efendim. Bir tane de olabilir, 10 tane de olabilir. Onu etkilemiyor yani. Ama muayyen bir kalem desen ahit için olur. Yani eldeki bu farklılık var ya, iki farklı mana olabiliyor lambda. Aynı şey marifeye muzaf olan cins isimde de tahakkuk etmeye başlıyor. Tamam? Cins olur mu hocam ya? Tabii olabiliyor yani. Evet, niye olmasın? Gayet iyi muhtemel var yani. Raytu kaleme Zeydin. Diyelim ki Zeydin 3 kalemi var. Ben de sen de hepimiz de biliyoruz Zeydin 3 kalemi olduğunu. Hani benim muayyen bir kalemi gördüğümün hiçbir şeyi yok yani. Hani herhangi bir kalemini gördüğüm zaman da bu cümle sayı olmuyor mu? Oluyor gibi yani. Herhangi bir tane de muayyen oluyorsun hocam. Ama benim bilmem açısından muayyen değil. Veya benim kastım açısından muayyen. Nefs Sülemir'de tabii ki muayyen. Yani sonuçta ben gerçekten kalem görmüyorum. Bir tane kalem görmüşümdür ya. Yani. Aslında cins dersen o da değil, muayyen değil. Üçünü birden de görmüş olabilirim. Yani buradaki izafe ona cinslik mi vermiş, ahitlik mi vermiş? Tamam. Problem o. Buradaki izafe ona bir marifelik veriyor. Cins mi veriyor, ahit mi veriyor? Tamam. Mesela şey var. Diğer örneği yok. Yani buradaki Allah'ın ahdi haricideki aynı vazı burada da aynısını düşünebiliriz yani. Sadece o izafet yoluyla o lamı kazanmış gibi diye düşünüyorsunuz. Tamam. O lamı ahdi haric. Ve kevad'i el mufre. Zaten o yüzden ne ki? Bil idafetil ahdiye. Çünkü izafet cins için de gelebilir. Tamam. Ahit için gelen izafet var. Ve kevad'i el mufredil muhalla billamin istigrakiye. Bu çok ilginç. Şu 6-7. Bunun şerhine siz sonradan bakın. Çünkü uzayacak. Sadece bir tane örnek vereyim ben size. Şu 6 için. Yani istirak lamı bildiren, lam alan bir müfred. Bir örnek verelim mesela buna. Bunun açıklamasını yapıyor. Neden bu tür bir isimin vaz'ı bu türe girer yani, tamam? Neden yani? Onun açıklamasını biraz yapıyor. Yine çoklu yapılar var falan. Karşılaştırmalı, eşleştirmeli. Mesela innel insane lefi husr dediğimiz zaman meşhurdur. Bu istigrak lamının örneklerinden biri değil mi? Nereden anlıyoruz istigrak olduğunu? Çünkü istisna ediliyor falan. İlle lebine amenu diyoruz değil mi? Burada bütün fertleri kuşatması efendim bir tür şey sağlıyor bize sanki. Bir tür nasıl diyeyim, muayyenlik değil de herhangi bir fert artık değil, umumi bir şey değil de bütün fertleri aldığım zaman mecmunun kendisi bir tane bilinen bir anlam haline geliyor yani. Mevzule has olmuş oluyor, tamam? Bir tür o umumilik ona aslında bir haslık veriyor. Çünkü umumilik sadece alel bedel değil, hepsini kuşatacak şekilde oluyor. Alel şumul yani olmuş oluyor, tamam? Öyle bir şey var. Bakarsınız ona. Ve kevad'i ennekiratil menfiyeti. Burada da o umumluğun getirdiği biraz böyle bir mana var. Bunun örneğini şerhte şöyle veriyor. Ma ahadun hayrun minke. Ma ahadun hayrun minke. Şimdi ma ahadun hayrun minke de ne oluyor arkadaşlar? Ahadun ma burada nafiye. Ahadun nekire fi siyakin nefi. Tamam. Ennekiratul menfiye fi siyakin nefi tufidul umum. Meşhur kaidemiz bu zaten. Ma ahadun hayrun minke. Yani senden iyi kimse yok diyorsun. Senden iyi hiç kimse yok. Efendim buradaki diyor ki ahadun tek başına bir vaz'ı var. Ama şöyle bir terkip içerisinde kullanılan şu nekire ayrı bir vaz'ı var diyor. Ahadun'un vaz'ı nedir? Cins bir isimdir. Bitti. Vaz'ı şahsiydi zaten. Ahadun sesi.
Ama diyor ki ahadun veya benzeri raculun gibi bir nekirayı sen nefis hakkında kullandığın zaman bu artık sanki farklı bir kelime türü olmuş oluyor ve bunun vazı normal ahadunun vazından farklı. Ya bu çok ilginç bir kafa. Ve bunu kimler söylemiş? Bunlar yani bu şeyleri kim eklemiş buraya? Eynle eklemiş. Nereden eklemiş bunları? Yani bu farklı. Yani çoğu şey kitabında bunları göremezsiniz bu ayrıntıyı. Çoğu vazı risalesinde. Yani şu grupları falan göremezsiniz bu kadar ayrıntılı. Yani o haşiyelerde seyitlerin, taftazanilerin falan tartışmalarından falan çıkıyor bunlar yani. Yani bunlar. Çok ilginç. Neden böyle bir şey gitmişler? Sakıncaları ne? Gene o mecaz, hakikat ve benzeri problemler var. Yani kalkıp terkip içerisinde ancak bir lafzi yapı kazanan bir kelimeyi aslında aynı ses müfret haline ayrı bir şey veriyor. Terkipte kazandığı farklı bir bağlam için ayrı bir vazı öneriyor falan. Yani problemleri ne? Şertte var biraz. Biraz şey değinmeye çalışıyor Şari. Yani nereye dayandığını meselenin. Yani birçok böyle mesele Taftazani Seyyid Şerifler arasında tartışılmış meseleler bunlar. Veya da sonraki dönem şerh ve haşiyelerde tartışılmış meseleler. Eynli bize artık müteahhirin bayağı yakın bir metin aslında bu. Bu nihai neticeleri falan tahkik edilmiş, kabul edilmiş meseleleri alıyor, bize söylüyor, bildiriyor yani. Yani bunların peşine düşen bir insan çok farklı şeyler keşfedebilir gerçekten. Biraz da kafasını çalışsa, daha ayrıntılı baksa olaya. Efendim daha böyle zahiri değil de daha böyle neden bunları yapmışlar, kaygıları ne falan diye. Bayağı bir şeyler çıkar. Burada duralım arkadaşlar, zaten biraz uzattık. Elhamdülillah ama konuyu bitirdik. İnşallah gelecek derste 3. türe gireceğiz. Çok daha kolay olacak zaten. Bu onun hepsini bitirin. İnşallah onu bitirmeye çalışırız yani. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve cezakumullahu hayran kethira.